Tamamdır. Dostlar, herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Bir ses kontrolü yapalım bakalım. Sesler geliyor mu? Canlıda mıyız? Evet, canlıdayız. Bir artı Şu an alalım canlıdayız. arkadaşlar. Şu an canlıdayız. Bir sesler geliyorsa bir artı koyalım. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım. Şuna bakalım, Discord'dan duyurumuzu geçtik mi? Süper. Güzel. Bir iki dakika Artılar gelmeye bekleyelim. başladı. Aynen. İyi akşamlar Yakup, hoş geldin. Şöyle, biz toplanırken aslında bugün neler yapacağımızdan biraz konuşalım. Bugünün konusu ereğlerdi. Fakat Başar ereğleri anlatırken Big Annotation konusunu da anlatmayı tercih etti. Gerçekten çok değerli bir konu. Özellikle stajyer veya junior pozisyondaki arkadaşların bu konuya hakim olması, en azından tanımlamaları bilmesi sizleri diğer adaylar önünde arkadaşlar bir tık öne çıkaracak. Bundan emin olun. Aslında benim de Big Annotation konusunda çok eksiklerim vardı. Bugün Başar'la beraber tamamlayacağız o eksikleri. Bugün çok bomba bir yayın olacak gibi duruyor Başar. Umarım zorlayacağım. Chat'teki arkadaşlar şey gibi ya, de cevap verir hemen. Yok, Dersi dersi de de zor zor. demiş. Abi ben dersine hiç girmedim. Nasıl, zor mu? Sen girmişsindir. Ya, algoritma analizi diye geçiyor bizde o ders. Yani anlaması kolay değil ama anladıktan sonra hani neyin ne olduğunu biliyorsun. O yüzden daha rahat oluyor. Yani kendi adıma konuşmak gerekirse daha henüz algoritma analizi dersini vermedim ama biliyorum yani bugün umarım hepimiz bir en azından ufak bir giriş yapmış olacağız bir Go'ya. Şey kısmına girmeyi düşünmüyorum. Theta kısmına girmeyi düşünmüyorum. Ufaktan bir Go girişi yapacağız. Ardından araştırmalarınızla yani çok rahat bir şekilde devam edebileceğinizi düşünüyorum. Böyle. Süper abi. Hatice bu dersi üçüncü alışım demiş abi. Dört olmaz Bugün umarım. çözeceğiz inşallah. Bugün çözeceğiz inşallah bu problemi. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Şöyle. Şöyle biz beklerken istersen Başar, sen bugün neleri anlatacaksın? Bize biraz özet geç, ondan sonra başlayalım abi. Tabii. Bugün az önce konuştuğumuz gibi işte Big O anotasyona giriş yapacağız. Big O nedir? Neden bunu kullanıyoruz? Ondan sonra hani marketten herhangi bir ürün aldığımızda bile iki tane ürünü birbiriyle karşılaştırıyoruz. Ama bu algoritmaları nasıl karşılaştırıyoruz gibi sorulara bir cevap niteliğinde olacak bu ders. Ondan sonra da işte en basit veri yapılarından biri olan array'lere giriş yapacağız. Array'ler hakkında bir bilgi birikimimiz olacak bu derse beraber. Ardından da birkaç tane algoritma soruları aldım bir kitaptan. Çok ünlü bir kitap. Cracking the Coding Interview diye. Bu kitapta işte Microsoft'a nasıl girilir, Amazon'a nasıl girilir, buraya girerken neler dikkat etmen gerekir şeklinde sorular var, algoritmalar var. Bunları araya sıkıştırmaya çalıştım böyle 5-6 tane bir Go ile ilgili. Ondan sonra en sonunda bir tane kağıt koydum. Bugün biraz daha kolay olacağını düşünüyorum kağıdın. Geçenki gibi olmayacak. Ondan sonra böyle. Yani çok uzun zaman olmuş gibi geliyor ya bana. Hani uzun zamandır ben yayına çıkmıyorum. Kaan çıkıyor. Sen zaten sürekli İnsanlar bıktı abi benden. Biraz da sıra yayındasın. sende. Valla. İşte bakalım bu şekilde bir giriş yapacağız diye düşünüyoruz. Eğer millet toplandıysa yavaş yavaş da girelim hatta. Evet abi, istersen slaytın ekranı alalım. Tabii alalım onu. Yavaştan başlayalım. Şimdi hemen ekran alıyorum. Evet, ekran geldi Şöyle ben sanırım. aldım. Hı. Arkadaşlar şey gözüküyor mu? Lazer gözüküyor mu? Bunu da yeni keşfettim.
Lazer gözüküyor mu arkadaşlar? Onu da hemen bana bir kırmızı bir lazer var ekranda. Fog seviyesinin altında. Eğer gözüküyorsa hemen başlayalım. Furkan gözüküyor mu? Sanırım biraz geç gidiyor oraya ondan dolayı. Ben de gözüküyor. Evet, Hatice de gözüküyor demiş. Heh, tamamdır. Tamamdır. Şimdi hemen az önce bir özet geçtik. Tekrardan konuşalım. Bugün Big O anotasyonu, array'ler ve algoritma çözümlemeleri üzerinden geleceğiz. Programımız bu şekilde. 3 tane kaynaktan faydalandım. Oracle Docs, Geek for Geeks ve de az önce bahsettiğim Cracking the Coding Interview kitabı. Güzel bir kitap arkadaşlar. Ben şahsen bitirmedim. Üzerinde biraz uğraştım ama biraz daha temellerden sonra kendinizi geliştirebileceğiniz kitaplardan biri. Çünkü mesela bu Big O konusunu anlatırken de açıkçası söylüyor. Eğer bu Big O anotasyonunu görmediyseniz anlamazsınız şeklinde bir tabir var. İşte bunun için bir tık daha ilerledikten sonra bu kitap üzerinden ileri seviye interview'lara, yani görüşmelere, iş görüşmelerine hazırlanabilirsiniz. Başar, ben de o kitabı şu an okuyorum. Hani ilk seviyeler için pek tercih etmiyorum ben de. Çünkü ben okurken hala zorlanıyorum. Özellikle bir annotation konusundan çok fazla üzerinde duruyor. Hani ilk başlayanlar için bu kitabı önerir misin mesela sen? Bunu merak ediyorum. Şimdi bu biraz daha şey değil, okuma kitabı değildi. Daha çok hani ne yapardık biz? Hani ben YKS sınavına girdim mesela. YKS sınavına girmeden önce ne yapıyorsun? Bir konu araştırıyorsun, konuyu öğreniyorsun. Ondan sonra test kitaplarına geçiyorsun. Bu da onun gibi düşünebilirsiniz. Hani önce bir konuyu çalışmanız gerekiyor. Ardından kendinizi bunun içerisindeki sorularla test etmeniz gerekiyor. Ama bundaki sorular da hani şeylerden bir tık daha ileride. Bu LeetCode olsun, HackerRank olsun. Bu gibi sitelerin sorularından biraz daha ileride. Ama bu bootcamp'in sonunda veya kendinizi test etmek istiyorsanız kitabın satın alabilirsiniz diyeyim veya internette de bulabilirsiniz diyeyim ve devam edeyim. Türkçesi de var abi bu arada. Var mı? Çevirdim. Aynen, Türkçesi de var. Şu an hatta şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar şöyle yazılımcılar için iş başvuru zamanı diye dileyen bootcamp'ten sonra alıp okuyabilir. Süper. Hatta şey, bunların da sanırım, daha doğrusu bu kitabın yazarının HackerRank'le bir şeyi vardı yanlış hatırlamıyorsam. YouTube serisi vardı. YouTube'da anlatıyordu işte algoritmalar nedir, nasıl çözülür şeklinde. O videoları da izleyebilirsiniz. Eğer Discord'da sorarsanız da bir oynatma listesinin linkini sizlere atabiliriz veya bulabilirsiniz de dediğim gibi. Ali Emre, kağıt var mı demiş. Kağıt var Ali. Dersin sonunda yapmayı planlıyorum. Şimdi içerik, Big O giriş, array'lere giriş, algoritma çözümlemeleri. Dersin girişinde işte siz arkadaşlarımızı beklerken şeyden bahsettik biraz. Bir marketten herhangi bir şey alırken bile hangisinin daha iyi bir ürün olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. İşte belki paketin gramajına bakıyorsunuz, belki içindekilere bakıyorsunuz ve buna göre bir karar veriyorsunuz. Bizler de algoritmaları karşılaştırmak için böyle bir ihtiyacımız bulunmakta bizlerin de. Bunu da Big O anotasyon dediğimiz birimi olmayan bir metrikle sağlıyoruz. Bizim amacımız bilgisayarımızda yazdığımız kodun, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim amacımız yazdığımız kodun kendi bilgisayarımızda ne kadar hızlı çalıştığı değil. Tüm bilgisayarlarda nasıl çalışır şeklinde bir düşünce yapısına sahip olmamız gerekiyor. Çok çok iyi bir kod yazabiliriz ama çok fazla RAM ihtiyacı var, çok fazla memory ihtiyacı vardır. Ama Furkan'ın yazdığı kod mesela çok fazla memory kullanıyor diyelim. Benim bilgisayarımda donanımı çok az. Furkan'ın bilgisayarında bu çok hızlı çalışırken benim bilgisayarımda hızlı çalışmaz. Çünkü benim hafızam o kadar fazla değil. İşte bu noktada ne geliyor? O algoritmayı ne kadar efficient, ne kadar verimli yapabiliriz? Nasıl daha az memory harcayabiliriz? Nasıl daha hızlı bir kod çalıştırabiliriz şeklinde soruları bu kavram üzerinden geçiyoruz diyeyim. Şimdi biz bu karşılaştırmayı yaparken birkaç tane varsayımda bulunuyoruz. İlk başta örnek veriyorum, bir fonksiyonun belki Big O'sunu ölçmeye çalışıyoruzdur. Yani fonksiyonun genelinde, genel blokta ne kadardır? Input'un sıfırdan fazla olduğunu düşünüyoruz. Yani bize verilecek olan veri setinin belki de sıfır elemandan daha fazla olması gerektiğini varsayıyoruz. Neden? Çünkü negatif olması bizler için bir anlam ifade etmiyor. Ve bir fonksiyonda input sayısı artarsa yaptığı iş artar şeklinde bir varsayımda bulunuyoruz. Şimdi Big O Notation Rate of Increase diye geçiyor kitapta.
Yani bir artış oranı. Şu aşağıda gördüğünüz, şurada gösterimde birazdan daha iyi anlayacaksınız bunu. Big O'nun içerisinde n küp artı n kare artı n artı 5 eşittir o n demiş. Şimdi bu nasıl oluyor? Dedik ya rate of increase, yani artış miktarı. Şimdi bunların arasında artış miktarı en fazla olan, teker teker bakarsanız hangisidir diye bakmanız gerekiyor. N küp müdür, n kare midir, n midir, 5 midir? Mesela n'e 2 verdikten sonra baştaki 8 verirken n kare 4, n 2 veriyor şeklinde. Bunları normal matematiksel toplama diye düşünmeyin çünkü farklı bir yapısı var. Şimdi bunu göreceğiz. Burada n küp en fazla artış sağlayacağı için, bu arada şurada bir hata olmuş, bunda n küp olması gerekiyor. N küp aralarına en fazla yükseliş yapan eleman olacağı için direkt biz bunu o n küp şeklinde yazıyoruz. Arkasındaki diğer değişkenleri atıyoruz. Yani bizim buradaki birinci amacımız en dominant olanını, en hızlı artış sağlayanı bulmak ve buna göre kodlarımızı karşılaştırmak diyelim. Şimdi Big O anotasyonu. Big O kavramı bizlerin bir algoritmanın verimliliğinin performansını donanım gibi etkenlere bakmaksızın değerlendirmemizi sağlayan bir dildir, metriktir. Big O ile genelde time ya da space complexity'yi ölçeriz. Time nedir? Ne kadar hızlı çalışacağı ile ilgili olan karşılaştırmalar. Space complexity ise az önce verdiğim örnekteki hafızadan ne kadar yer kaplıyor şeklinde bir kavramdır diyelim. Şimdi Big O rate of increase, artış oranı. Complexity in terms of input size n. Yani input size'a göre bizlere verilen verinin büyüklüğüne göre bir kompleksiteye sahip oluyoruz. Ona göre işte bu Big O anotasyonunu kullanıyoruz. Ona göre bir karşılaştırma yapıyoruz. Bakınız mesela şu alt tarafta şurada farklı farklı O içerisinde notation'lar var. Mesela O1 lineer, O log n, O n. Pardon, O1 constant, O log n, O n lineer, O n log n, O n kare, O 2, 2 üzeri n ve de O n factorial. Mesela burada şeyi düşünebilirsiniz. N yerine 10 verdiğimizde nasıl bir sıralama olur şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela burada yanlış hatırlamıyorsam Big O'da log'un tabanını dikkate almıyoruz. Ama eğer 2 olduğunu varsayarsak bu 1 oluyor. Log 2 tabanında 10 dersek burası işte 3 ile 4 arasında bir şey oluyor. Ondan sonra bu 10 oluyor. Burası 10 çarpı 2 çarpı 3 oluyor. 10'un karesi oluyor. 2 üzeri 10 oluyor ve de 10 faktöriyel oluyor. İşte burada sizin algoritmanızın ne kadar hızlı çalışacağı veya ne kadar memory kullanacağını bu şekilde anlayabiliyoruz. Mesela siz bir işlemi tek bir kere de yaparken onun faktöriyel şeklinde yapmayı ister misiniz? Faktöriyel dediğimizde 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 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 1 şeklinde gidiyor. Yani siz bunu bir kere de yapabilirken 10 faktöriyel kadar yapmak ister misiniz? Tahmin ediyorum ki yapmak istemezsiniz. İşte bunun içinde bu kavramlar ortaya çıkıyor. Nasıl kodumuzu daha verimli kullanabiliriz şeklinde sorular geliyor aklımıza. Şimdi burada bir tane soru var. Elinizde bir tane dosya var bilgisayarınıza. Bu dosyayı da arkadaşınıza göndermek istiyorsunuz. Bu dosyayı en efektif yoldan nasıl gönderebilirsiniz? Bunu sizlere soruyorum arkadaşlar. İşte sizin İstanbul'da olduğunuzu varsayalım. Arkadaşınız da Ankara'da. Şimdi bu durumda en efektif yoldan nasıl gönderebilirsiniz? Furkan, senin yorumun nedir mesela burada? Abi şöyle, hani aklıma ilk baktığım zaman iki tane yol geliyor. Bu dosya hani fiziki bir dosyaysa veya fiziki olması bir Word dosyası olsun, bir USB'ye koyup postalayarak gönderebilirsin. Bu ama çok nasıl desem zahmetli bir iş. İkinci bir yol olarak ben ne yaparım? E-mail olarak gönderebilirim. Böyle bir yolum da var. Fakat şöyle düşünürsek o dosyanın boyutunun çok yüksek olduğu durumlar da olabilir. Kesinlikle e-mail... işte önemli olan nokta burası. Hani tüm case'leri kapsaması gerekiyor. Bak ne oldu? Increase of rate of increase dedik ya, hani bak bir şeyde artış oldu. Neyde artış oldu? Senin verinin nasıl söylenir? Verinin büyüklüğü. Bir artış oldu. Mesela sen 10 megabaytlık şeyi atmakla 1 terabaytlık şeyi mail üzerine atarsan ne gibi farklar olur mesela Furkan? Hani ne gibi bir zaman farkı mı olur? Ne olabilir? Bir daha söyler misin abi? Son söylediğini bir daha. 10 megabaytlık bir dosyan var. Bir de 1 terabaytlık. Hı-hı. Sen ikisini de bir mail sistemi üzerinden bana göndermek istiyorsun. Sen İstanbul'dasın, ben Ankara'dayım diyelim. Yani ne gibi fark olur mail üzerinde burada?
Abi şöyle, ilk öncelikli bir zaman farkı olacak. 10 megabayt dosyayı bir saniyede gönderiyorsan, 1 terabayt dosyayı bir saatte gönderebilirsin. Veya gönderememe gibi bir durumun da olabilir. Hani e-mailler bu kadar yüksek dosyaları destekliyor mu acaba? Yani direkt e-mail üzerinden değil, internet üzerinden düşünelim bunu. Şimdi bak, arkadaşların da aklına mesela direkt şey gelmiş. Zehra Alagöz fax demiş. Afyok ise mail adresini yazar, upload eder, göndere basarım 3 aşamada. Yok, burada hani sormak istediğim aşama değil, genel ne kadar verimli anlamında. Şimdi abi şöyle, senin dediğin gibi hani 10 MB'lık şeyi sen 1 saniyede atıyorum, yani sabit bir süre veya 1 saniyede karşındaki kişiye atabilirsin. Ama 1 TB'lık şeyi belki 1 saatte atacaksın. Peki 10 TB'lık şeyi atıyorum 10 saatte atacaksın şeklinde. Yani ne oldu? Verin arttıkça senin karşındaki kişiye aktarma sürecin arttı. Yani senin burada bir zaman verimliliğin yok. Yani bunu şey yapsaydın, peki sen dedin ya az önce hani USB. Yani USB ile atsaydın, elinde atıyorum 100 TB'lık bir bilgi var. Maille sen bunu atarsan belki 3 gün sürecek diyelim. Şey, hıza falan bakmıyorum. 3 gün sürecek diyelim. Ama sen bunu uçakla götürürsen, hani direkt kitaptaki örnek bu. Uçakla götürürsen belki de 5 saatte halledebileceğim bir şey. Yani Abi 5 saatte şöyle, halledebilirsin. Diğeriyle de işte 3 günde halledebilirsin. bu sefer de zamandan kazandım fakat maliyetten şey vermiş oldum. Ne dersin, ne denir ona? Taviz vermiş oldum. Bir kez maliyet arttı. Ama birinde de 3 gün boyunca bilgisayarın açık. Evet. Yani böyle değişik şeyler var. İşte hani burada arkadaşlar bizim amacımız bu. Hani kavramsal olarak neyi nasıl daha iyi yapabiliriz şeklinde olacak. Yani ne oldu? Mesela 1 MB'ın gönderme süresi değişti, 1 TB'ın değişti, 10 TB'ın değişti. Şimdi burada veriye n dersek, veri size'ına ne oldu? Sürekli bir artış gösterdi değil mi? Buna on diyebilir miyiz? Mesela en küçükse kısa sürede olur, en büyükse fazla uzun sürede olur diyebiliriz. Ama mesela dedim ya Furkan, uçakla gideceksin. Uçakla her gittiğinde belli bir sürede gidiyorsun şeklinde düşün. Ne oldu? Sabit bir sürede gidiyorsun. Yani sabit bir sürede olduğun için sen 10 TB da götürsen, 100 TB da götürsen amacın ne? Yani yapacağın iş ne? Sadece uçağa binmek olacak. Uçağa binmek ve oraya gitmek olacak. Herhangi bir çevre etkisine bağlı olmayacaksın. İşte düşünce yapımız bu olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Devam edelim. Var mı soru? Abi şimdi sabit dedin ya, sabit hangi time kompleksi örnek oluyordu? O1 mi? O1 aynen. O1'e denk geliyor. Şurada daha iyi gözükür herhalde. Birazdan bir sonrakinde göstereyim istersen onu. Şimdi Olur abi. az önce dedim ya teta ve omega kısmına girmeyeceğim. İşte bir tane video var. Daha doğrusu video serisi var. Ben olması lazım. Hocanın adı bir profesördü yanlış hatırlamıyorsam. YouTube üzerinden karşılaşmıştım bu kişiyle. Çok güzel bir veri yapıları serisi var. Ve veri yapıları serisinin başında da işte bu kompleksity kavramını ele alıyor. Neden? Çünkü hani sen çok iyi bir şey yapabilirsin ama çok yavaş çalışıyordur. Yani kimin işine yarar bu? Ben çok iyi bir şey yaptım. Hani ama Furkan bunu kullanamıyor. Ne anlamı kaldı bunun? İşte bu noktada bu kavramları çok güzel bir şekilde anlatıyor adam. Zaten 3 videoluk serisi var sanırım kompleksite üzerine. Teta, omega kısmına işte girmeyeceğim dediğim gibi. Aşağıda linki koydum. Şöyle şunu da göstereyim. Elimle gösteriyorum. Şurada bir link var. Bu link üzerinden gidebilirsiniz oraya. Birazcık kafalar orada tam karışmasın diye anlatmıyorum açıkçası. Şimdi az önce ne dedik? Burayı okumak istiyorum. Yazılımımızın bir problemi çözerken probleme olabildiğince hızlı çözümleme yapmasını isteriz. Dediğim gibi çok iyi algoritma olabilir ama yavaş çalışıyordur. Hiçbir işe yaramaz. Bu noktada bir algoritmanın ne kadar hızlı olduğunu donanım bakmaksızın değerlendirmek isteriz. Şimdi dedim ya dosya boyutu arttı az önce. Mail üzerinde transfer etme süresi de arttı. Peki ne oldu? Bir lineer, yani şöyle lineer demek ne demek? Lineer şurayı eğer bir input olarak alırsanız x eksenini, y eksenini de zaman olarak alırsanız belki 5 inputta yani 5 veriyle beraber şuraya gelirken 1 milyon veriyle şuraya gelir. Yani gittikçe zaman artıyor, bakın fark ederseniz. Başta buradaydı, şu anda burada. Yani zaman ilerledikçe özür dilerim. Veri setinin büyüklüğü arttıkça senin harcayacağın zaman da artıyor. Peki uçakta neydi olay?
uçakta gidiyordun, sadece transfer ediyordun. Herhangi bir etken yoktu. Yani O1 olarak almıştı burada kitap örneği. O1 olarak aldığına göre ne? Her zaman aynıdır anlamına geliyor. Bak az önce burası eğer 5 ise 5'te yine sabit bir time'a geliyor. Eğer 1 milyonsa yine bir sabit time'a geliyor. Yani az önce sen sordun yani O1 bu yani bu O1'e mi denk geliyor? Evet O1'e geliyor. Çünkü 10 terabayt atsan 100 terabayt atsan da böyle bir uçak varsa bir O1 olarak sayılıyor diyelim bunu. Var mı soru? Big Tehda'dan daha doğrusu bahsedildi mi? Bahsedilmedi Reşat. Akılların karışmaması için Başar video önerisi yaptı abi. O video serisini izleyebilirsin. Şu an ekranında var zaten. Çok kısa bir seri abi zaten. Bir 15-20 dakika falandır herhalde. Ya, o da çok detaylı girmiyor zaten. Yani sektörde en fazla Big O'nun kullanıldığı söyleniyor. Tecrübe edinmedim. Değil. Şimdi time complexity, big O time. Yine burada mesela bir örnek vermiş. Hatta iki tane örnek var burada. Elimizde bir alışveriş listesi var. Listede olduğunu düşündüğümüz bir ürünü raftan aldık. Listede bu ürünü aldığımıza dair işarette bulunmak için listede ürünü arıyoruz. Yani şöyle düşünürseniz şurada şöyle bir aslında çizemiyorum şu an. Sanırım çizme özelliği var ama o zaman karışıyor. Çizme şurada bir liste olduğunu düşünürseniz tek tek ürünler yazıyor burada. Ve sen bu ürünü bulmak için en tepeden başlayarak aşağıya kadar gidiyorsun. Eğer görürsen yanına tik atıyorsun. Şeklinde bir senaryomuz var. Şimdi burada bir koşulumuz var. Listeye en tepeden bakarak arama işlemini yapıyoruz. Şimdi burada en iyi durum nedir? Yani yapacağımız algoritmanın en iyi durumu nedir? En iyi durum ürünü direkt bulmaktır. En tepede baktığımız için ve ürün eğer en tepedeyse direkt buluruz çat diye. Direkt bulursak ne olur? Daha doğrusu ilk bulursak ne olur best case'de? İlk bulduğun için sabittir değil mi her zaman? Bu durumda O1 oluyor. Eğer sen burada gittin listeyi en tepeden aşağıya kadar aradın ve en sonuncuda buldun ya da hiç bulamadın. Bu durumda ne oldu? Sen tüm veri setini yukarıdan aşağıya kadar taramış oldun. Senin input size'ın yani veri setinin büyüklüğü n ise o n kadar gitmiş oluyorsun burada. N kez gezdiğin için buna notasyon olarak o n deniyor. Average case'e işte tüm ürünler için ortalama bulma süresi şeklinde geçiyor. Hepsini topluyorsun ondan sonra kaç tane varsa bölüyorsun şeklinde. Mesela aşağıda bir örnek daha var. ABCD kümesinden X elemanını bulun. X elemanı her şey olabilir. Tamam. X elemanı ilk elemansa yani sen şu kırmızı noktadasın tamam mı? Kırmızı noktayla böyle tek tek arayacaksın. Gel en başlasın. İlk başta bulursan ne oldu? Direkt buldun. En iyi durumu gerçekleştirdin. En iyi durum neydi? O1'di şeklinde oldu. Tamam. Peki dolaştın ortanca elemana geldin. Bak mesela burada bir yeri daha önce anlatsam daha iyi olurmuş. Neyse. Ortanca elemana geldin. Ortanca elemana gittiğinde kaç tane atlama yapmış oldun? Eğer n tane varsa n bölü 2 diyelim bunu en basitinden. N bölü 2 tane atama yapmış oldun. O n bölü 2 oldu. Şimdi biz burada anotasyonları değerlendirirken birkaç tane kuralımız var. Eğer constant yani sabit dediğimiz bir değer varsa bu değeri kaldırabiliyoruz. Daha sonra kaldırıyoruz direkt. Çünkü bizim hani amacımız dediğimiz gibi en fazla artan neyi bulmak denir yani indeksi bulmak mı denir? En fazla artan değeri bulmak olduğu için constant'ları atabiliyoruz. Buna birazdan anlayacaksınız. Şu an anlamamış olabilirsiniz. Tamam burada bir constant var değil mi? Bu aslında 1 bölü 2 çarpı n'dir. Yani 1 bölü 2 burada bir sabit. 1 bölü 2 eğer atarsak geriye sadece n kalır. Tamam. Tekrardan geldin listeyi burada baştan sona kadar arıyorsun. Aradın ve en sonuncuda buldun. Zaten veri setimiz kaçtı? 4'tü. Sen kaç tane aradın? 4 tane aradın. 4 tane aradığına göre n tane aramış oldun. Buraya çekiyorsunuz o n. Peki hadi en sonucu da bulamadınız. Listede olmayan bir, kümede olmayan bir elemanı bulmaya çalışıyorsunuz. Ne oldu? Yine en kötü ihtimalle tüm listeyi gezmiş oldunuz. Tamam tüm listeyi gezdiğine göre kaç tane veri geçmiş oluyorsunuz? Veri setindeki kadar. Veri setindeki eleman sayısı eğer n ise n tane elemanı gezmiş oluyorsunuz. Şimdi time complexity bu şekildeydi. Yani olay burada ne kadar hızlı bulursun, ne kadar yavaş bulursun. Aslında space complexity de öyle. Hani ne kadar alan harcarsın, ne kadar fazla alan harcarsın şeklinde olacak. Bir algoritmanın kısa süre içerisinde çözüm üretmesi tek ölçü kaynağı değildir.
Algoritmanız çok hızlı çalışabilir ancak bu algoritma yüksek miktarda hafıza kullanıyordur. Bu noktada elimizde iki algoritma var ise hangisinin daha az hafızaya ihtiyaç duyduğunu ölçümleyebilmek için space complexity kavramını kullanıyoruz. Az önce ne yaptık mesela? Time complexity'de kaç adımda atlıyoruz şeklinde buluyorduk. Bunda da kaç tane, kaç kez memory'e gidip bir şey kaydediyorsun olabilir belki. Kaç tane alan memory'den alıyorsun şeklinde olabilir. Bunun gibi işte karşılıkları yapıyoruz. Unutmayalım ki bizlerin amacı her ölçüm metriğinde en optimum çözümü bulabilmek diye bir not geçmişim burada. Şimdi, bunu da Eray'den sonra anlatmam lazım bu örneği aslında. Neyse. Anlatayım mı bunu sence şimdi? Abi istersen anlat. Tekrar buraya dönüş yapmayalım. Zaten tamam. Yayınların tekrar olacağı için arkadaşlar tamam. Buraya tekrar izleyebilir. Tamam, tekrar olur. Şimdi arkadaşlar Array dediğimiz tip, daha doğrusu veri yapısı, arka arkaya aynı tip elemanların birleşmesiyle oluşan bir veri tipi şeklinde düşünelim. Daha doğrusu veri yapısı şeklinde düşünelim. Şimdi bu array tek boyutlu da olabilir, çift boyutlu da olabilir, n boyutlu da olabilir. N boyutlu dediğim buradaki şey, hani bir boyutlu, iki boyutlu, ondan sonra üç boyutlu falan filan şeklinde düşünelim. Bu şekilde artabiliyor işte. Eğer tek boyutluysa senin kaç tane elemanın vardır? N tane elemanın vardır şeklinde düşünelim. Bu durumda o N şeklinde bir space kompleksiteye sahip oluyorsun. Ama çift boyutlu olursa eğer array'in N çarpı N oluyor bu kez. Neden? Bunun şey olduğunu düşünelim. Hani hem row hem de column, yani hem satır hem de kolon sayısının aynı olduğunu düşünürsek N çarpı N boyutunda bir array oluyor burada. Bunda da n çarpı n nedir? N karedir. N kare olduğu için de o n kare oluyor. Tamam. Peki bir noktadan sonra olay nereye gidiyor diye sorarsanız. Bakın şuraya gidiyor. O n kareye gidiyor. Yani direkt o n kare oluyor. Ondan sonra daha doğrusu en üzeri n de var burada. En üzeri n de olması lazım. Şunların arasında bir yerde olması lazım. Tam yanlış değilsem. Lütfen o n üzeri n'e de bakın. Böyle bir şey var mı? Ben mi şu an yanlış hatırlıyorum diye. Bir bakın. Şimdi time complexity dedik ya, hani bunlar bir süre harcıyor mesela dedik az önce time complexity'de. Hani o bir neydi? Sabit bir alt taraf eğer veri setinin büyüklüğü ise ve sol taraf CPU'da yaptığın operasyonlarsa, yani senin işlemcinde yapacağın matematiksel işlemler olabilir. Yani aslında her şey matematiksel işlemdir ama işlemci yorma oranın diye düşünelim. Eğer senin yaptığın işlem O1 ise, yani sabit ise, gördüğünüz gibi yani daha sonra eğer sabit ise O1'dir. Neden? Çünkü hiç artış göstermiyor burada. Bakın input size 0 olsa da, 1 milyon olsa da aynı işlemleri yapıyor. Yani constant'tır, sabittir. Eğer On ise, yani lineer ise, lineer ne demek? Aynı artış oranında ikisi de etkileniyor. Yani input size'ın 5 iken, örnek veriyorum, CPU operasyonu 5 olabilir. Input size'ın 10 iken CPU operasyonu 10 olabilir. Input size 1 milyon iken 1 milyon tane işlem yapmış olabilirsin şeklinde lineer bir şekilde artıyor. Log n farklı, n log n farklı. İşte x kare farklı. Mesela x kareyi biz forlarda görürüz daha çok. Buna da birazdan geleceğiz. Mesela hangi durumlarda x'ler çarpılır şeklinde bir açıklama olacak birazdan. İşte bu durumda şöyle bir grafik izliyor. X küp oluyor. 2 üzeri x oluyor ve n faktöriyel oluyor. N faktöriyelde de Türkçesi gezme sorusu muydu? Öyle bir problem var. Genelde çok karşılaşılmıyor bununla. Ama böyle bir durumla da karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Şimdi dedik ya, hani hepsinin bir anlamı var. Şu yeşil alan bizler için harika anlamına geliyor. Yani programın çok iyi çalışıyor. Furkan'da çok iyi çalışıyor, bana attı, bende de çok iyi çalışıyor olabilir şeklinde oluyor. Açık yeşil rengi good demiş, hani on linear time'a on demiş. Fair, yani ortalıkta. Bad, kötü demiş on logene. The horrible, yani çok kötü kısmına ise pembe ile göstermiş diyelim. Evet, burada başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Arkadaşlar işte burada amacımız yani şeydir. Amacımız excellent'ı yakalamak burada. Dedim ya hani bu O'ya göre senin yapmış olduğun işlem sayısı da artıyor. Veya
işte memory'de kullanacağın, memory'de kullandığın alan artıyor. Şimdi eğer O1 ise 10, şu birinci kolon 10 eleman için, ikinci kolon 100 eleman için ve üçüncü kolonda 1000 eleman için. Yani 1000 elemanda nasıl bir davranış gösterir senin tablon veya 100 elemanda nasıl bir davranış gösterir, 10 elemanda nasıl bir davranış gösterir. Burada işte en yerine direkt onu yazıyorsunuz ve ardından hesaplamaları yapıyorsunuz. Mesela az önce neydi? O1'a biz ne demiştik? Constant demiştik, sabit demiştik. Sabit olduğu için fark ettiyseniz eleman sayısı ne kadar artarsa artsın, senin bilgisayarının sağlayacağı olan, daha doğrusu sana sağlayacağı olan hız belki de sabit oluyor. Belki demeyelim, direkt sabit oluyor diyelim. Log-n'de de aynı şekilde bir artış var. O n ne demiştik? Lineer demiştik. Eleman sayısı artarsa senin yapacağın işlem artar şeklinde. Mesela 10 tane eleman varsa 10 tane işlem yapmış gibi düşünebilirsiniz. 100 tane varsa 100 tane, 1000 tane varsa 1000 tane. N faktöriyelde de işte n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı 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 1'e kadar gidiyor şeklinde diyelim. Mesela burada şey var. Hani biz ne demiştik? O1 için o log n'e excellent demiştik. Bakın şurası, şu yeşil yer. Burası için harika demişiz. Neden? Çünkü yani eleman sayısı ne kadar artarsa artsın senin sağlayacağın verim hemen hemen şey oluyor yani. Çok iyi oluyor ya. Bunu nasıl açıklayabilirim? Çok iyi oluyor. İşte eleman buna göre de mesela o n faktöriyel gördüğünüz gibi bir tanesi 1 ile yapabilirken sen neden 3.628.800 kadar işlem yapasın şeklinde bir fikir var işte burada. Yani onu yaparsan da gördüğün gibi horrible'ında yani çok çok kötü bir yerdesin diyelim. Peki Başa, ben bir şey soracağım. Ben de bu Big Annotation konusunu seninle beraber şimdi yeni öğreniyorum. Ben de bugün heyecanlıyım biraz. Ben doğru anladım demiş. Bu time complexity türlerinin birbirleri arasında performans karşılaştırması yapabiliyoruz. Evet, yapabiliyorsun. Süper abi. Yapabiliyorsun. Sen... Şöyle. Buyur. Buyur abi, sen sözünü söyle. Şöyle, hani gördüğün gibi zaten bak mesela bu tabloda direkt karşılaştırma. Yani on, 10 eleman için 10 tane yapıyorken bu O1 bir tane işlem yapıyor. Yani bir tane işlem yapalım mı tercih edersin sen, 10 tane işlem yapalım mı? Eğer amacın hıza sahip olmaksa. Abi sen konuşurken çok fazla destek mesajları yağdı. Yeni arkadaşlarımız da var herhalde. Hemen böyle yavaştan ekrana verelim hepsini. Çünkü biz de acayip motive oluyoruz böyle mesajları görünce. Bu tür geri dönüşler bizi motive ediyor. Raci Bayram harika bir program demiş abi. Bayram. Çağla Hanım, gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Teşekkür ederiz bu bilgileri paylaştığınız için. Gerçekten çok güzel bilgiler paylaşıyorsun Başar. Ağzına sağlık. Dilara, iyi yayınlar. İbrahim Bey, çok teşekkürler. Çok açıklayıcı anlatıyorsunuz. Şöyle. İbrahim Başar Yargıcı değil mi kanka ilk ismin? Evet, aynen İbrahim Başar Yargıcı. Okey. Belgin Bayan, çok başarılı İbrahim Bey. Tebrikler. Ailecek büyük bir beğeniyle programı izliyoruz. Şöyle, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Abi ben de gerçekten şu an yani çok sevindim yani bu tür destek mesajlarının gelmesi. Şu anda ikimiz de yani bayağı sevindik. Sevgiler, saygılar hepinize. Diyelim devam edelim. Tabii abi, buyur. Soru var mı bu arada? Hemen bir bakayım abi. Yok abi, şu an bir soru yok. Tamam. Şimdi az önce şu başta dedim ya, hani daha sonra anlatmam gerekiyor diye constant'ları atma kısmı. O işte burada bunu anlatacağız. Hani Big O hesaplarken ne yapmamız gerekiyor şeklinde. Şimdi Big O ne demiştik biz? Rate of increase, yani artma oranı, artış oranı. Yani bir kere bunu unutmuyoruz. Artış oranı olduğunu her zaman aklımıza tutuyoruz. Şimdi artış oranı olduğunu biliyorsak eğer bunun, şu değerinde daha fazla, şu değerin şundan daha fazla arttığını bilmemiz gerekiyor. Zaten en yerine bir değer koyarsanız da hangisinin daha fazla arttığını görmüş olabiliyorsunuz. Şimdi sabit değerleri atıyoruz burada. 2 çarpı n burası aslında. 2'yi atabiliyoruz burada. Çünkü neden? Burada artan, yani artış gösteren 2 değildir. Burada n'dir artış gösteren. Dominant olmayan. Dominant ne demek? Baskılayan. Yani daha fazla. Yine burada şey düşünebilirsiniz. Hani dominant olan eşittir daha fazla artış miktarına sahip olan.
Yani n kare büyüktür n'den şeklinde veya n büyüktür log n'den şeklinde. Şimdi burada peki n artı m şeklinde bir bize şey vermiş, notation vermiş. Burada bizim m ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Belki m n'den daha büyük olabilir. Ondan dolayı burada şey yapamıyoruz. Hani bu bir constant'tır, bunu atalım şeklinde bir değerlendirme yapamıyoruz. Mesela bu aşağıda min and max örnekleri var bu şey kitabından, Cracking the Coding Interview kitabından. Yukarıda iki tane değişkene integer'ın max value'larını atamış. Ardından birincisinde tek bir for döngüsüyle şu değerleri min max'ı bulmuşken ikincisinde iki tane for döngüsüyle bulmuş. Şimdi burada sence hangisi daha verimlidir? Neden? Var mı yani bir fikir? Mesela sen de hani yeni yeni öğreniyorum diyorsun. Var mı burada bir fikrin? Hangisi daha hızlı geliyor senin gözüne? Ben de düşüneyim abi. Aynı zamanda chat'teki arkadaşlar da yazarsa hemen ekranı alırız. Tabii ya. Ama şimdi burada şey olayına girmeyin. Hani compiler seviyesinde yok çarpmaymış, yok toplamaymış falan olayına girmeyin. Yani üstten bir bakın. Var mı gelen cevap? Hemen bakayım abi. Bence bir demiş Mehmet Sinanmışoğlu. Hatice Öztürk birinci daha avantajlı gibi demiş. Halil Ülker döngüler o en şeklinde mi artıyor demiş abi. Direkt söyleyemeyiz bunu. Birazdan örneğini göreceğiz. Evet, örneğe göre değişiyor. Yani ne kadar veri alacaksın oradan ona bağlı. Ali Ergül tek döngü olduğu için birinci örnek derim diyor. Hı hı. Elif Nur min and max 1 demiş. Tamam, soldaki demiş. Evet, soldaki. İki daha efektifken tek seferde hem max hem min buluyoruz. Şimdi evet, ben hemen abi. Bu arada şeyi de sorayım. Hani neden böyle düşünüyorsunuz? Hani o hani big O anotasyonu şeklinde düşünürsek. Ne yaptık yani burada mesela? Hani birincide tamam bir tane for yaptık. İkincide iki tane for yaptık. Ama forlar mesela iç içe mi yoksa ikisi de aynı oranda mı dönüyor? Mesela bunu da düşünebiliriz. Şimdi kalem diye bir şey var burada. Umarım kullanabiliyorum. İlk kez kullanıyorum. Tamam. Şuradan kaleme geçelim. Şimdi şurada şu alanda array'in size ile ilgili herhangi bir şey var mı bizde? Elimizde yani array'in size ile ilgili herhangi bir şey yapıyor muyuz? Yani bir veriye bağlı olarak bir şey yapıyor muyuz Furkan? Herhangi bir yani length'e göre bir şey yapmıyoruz. Direkt sabit array'in içindekini alıyoruz. Tamam, o zaman bu şey diyebilir miyiz? Constant'tır diyebilir miyiz? Yani sabittir diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz abi. Muhteşem yazımla beraber. Tamam. Tamam peki şu aşağıda yine aynı işlem var değil mi? Burada ne yapmış oluyoruz? Burada herhangi bir size almış oluyor muyuz? Hayır. Yani size kadar dönüyor muyuz? Dönmüyoruz. Buna da O1 diyebiliriz. Yine aynı sabit şekilde tamam. Dönüyoruz. Aynen. Peki bu ikisinden çıktık. Şimdi geldik şu alana. For'dayız. For'da ne yapıyoruz? Bu arada arkadaşlar bu for each şey... Görmüştük yani görmüş olmamız lazım. For'un sadece içte yazılmış hali. Yani for'un farklı bir syntaxle yazılmış hali. Bunu normal şey olarak düşünebilirsiniz. Hani for i yapıyorduk ya burada. İ eşittir sıfırdan bla bla. Ne güzel yazıyorum ya. Tamam. Devam. Furkan burası nedir sence? Tamam. Şimdi mesela array'in tüm uzunluğu boyunca gidiyorsun. Nedir buranın şeyi yani? N midir? N kare midir? Yani iki kez mi length kadar gidiyorsunuz, uzunluk kadar gidiyorsunuz? Hayır, bir kez gidiyorsunuz. Abi yani array'in ne... size belli mi? Mesela. Abi şimdi for each'te olay size değil. Yani size 1 milyon da olabilir, 100 de olabilir. Hı-hı. Sen burada size'ı n'e atıyormuşsun gibi düşün. Ya yani increase neydi? Rate of increase diye hani artış oranıydı. Yani hı-hı. Sayı artsa da sen bunu aslında n'e atıyorsun. Ya amacımız burada sayı artsa da artmasa da ona göre bir O(n), big O anotasyonu elde edebilmek. Şimdi burada array'in içerisinde n tane eleman olduğunu düşünürsek
Şu döngü ne yapacak? Sıfırıncı elemanından başlayacak. Birinci eleman 2, 3, 4, n eksi 2, n eksi 1, n eksi 1, n. Yani şöyle tek tek dolaşacak ve n'inci elemana geldiğinde duracak. Kaç kez gitmiş oldu burada? N kez gitmiş oldu. O n. Yani o n oldu. Tamam. Peki şimdi elimizde 3 tane var. Hani bu nedir? O, n artı 1 artı 1'dir. Şunları hani düşünürsek eğer. Tamam. Biz ne demiştik? Bu n artı 2'ye denk geliyor. N artı 2'de 2 gidiyor. Konstant olduğu için n geliyor burada. Yani buranın cevabı o n'dir. Ya bu çizme şeyi çok kötüymüş ya. Ya da ben çizemiyorum. Yani şu sol taraf o n oluyor abi. Öyle söyleyeyim size. Tamam. Şimdi sağda ne oluyor arkadaşlar? Bu arada var mı cevap gelen? Herhangi bir şey gelen. Bir o n. Aynen. Şöyle Hatice bir o n demiş. Diğeri o 2 n. Ama burada şeyi unutma Hatice. Constant'ları atıyoruz diyelim. Sen onu düşün. O sırada ben anlatmaya devam ederim. Hı hı. Yakupcan demiş ki ikisi aynı oranda dönüyor. İkisinin de big O'su n. Aynen. Aynen. Halil, biraz daha elimiz... hızlı geçelim abi. Tamam. Elimizdeki yere ilkinde bir kez döndük. İkincisi iki kez döndük demiş. Yani 2'yi saymazsak ne değişecek? Hatice şimdi burada soru sormuş herhalde. Hatice şurada olay neydi? Artış miktarının fazla olanını almamız gerekiyor. Şimdi 2 her zaman sabittir. Ama n sana burada hani 100 de olabilir. 100 bin de olabilir. Anlatabildim mi? Yani burada önemli olan şu artış miktarını gösteren elemanı almak. Şunu almak değil. Çünkü bu 2 her zaman sabit. Süper. Aynı oranda dönüyor. İkisi de o n değil mi demiş Afyok. Aynen öyle. Aynen öyle. Mehmet Sinan o n demiş. Halil Ülker tek boyutlu ere ise o n boyut arttıkça o n üzeri n oluyor herhalde. Yok öyle olmuyor. Ona da devam edince ileride anlatacağız arkadaşlar. Ereleri görünce daha iyi şey olur. Tamam hemen şurayı da anlatayım. Buraya geçelim. Burada çok kaldık. Şimdi burada ne yapmış olduk? Şu alanda yine bir tek bir işlemimiz var. Herhangi bir boy almamış olduk. Yani n kadar almış olduk. Şimdi şurada bir o n olduğunu düşünün. Özür dilerim. Yanlış oldu. Herhangi bir boy almıyoruz. Tek bir işlem var. Yani sabittir. O yüzden ne olmuş oldu? Burası o 1 oldu. Tamam. Sonra şuraya geçersek, hangisine geçsek karar veremedim. Şuraya geçersek ne oldu? Ereği bir kez döndü burada. Döndüğüne göre ne oldu? O n oldu burası. Şu o n dediğim tamamı. Şu o 1 dediğim sadece şu iç taraf. Şu aşağıda da aynı işlem var arkadaşlar. Burası da o 1. Şu dışarıda da ereği tamamen gezeceği için şurası da o n. Şimdi bunların hepsini toplarsak ne oluyor? O n artı o n artı 1 artı 1'den o 2 n artı 2 oldu. Şimdi Hatice burada 2 önemli midir? Yani burada artış oranını gösteren hangisi? 2 yani şuradaki artı 2 midir? Çarpı 2 midir yoksa n midir diye düşünürsek burada bizim için önemli olan şuradaki n değeridir. İstemedim. Ama anladınız abi. Yani işte buradan sana bir o n geliyor. Tamam. Peki soldaki o n'di. Sağdaki de o n. O zaman bunların big o'ları aynıdır diyebilir miyiz? Yani ikisi de aynı oranda bir verim sağlıyordur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Abi sağda mesela 2 ile artı 2 ile çarpı 2'ye attın. Mesela hı-hı, dominant bir karakter olsaydı onu atmayacaktık değil mi? Mesela n kare olsaydı. Şöyle aslında orası öyle değil abi. Şöyle. Aha, evet bunlardan daha da dominant olursa yani bunlardan daha da baskın olursa n kare olursa n kare alacağız. Ama Furkan mesela sana sorayım burada. Hani dominant olan hangisidir bunların arasında? Yani n abi. N'dir. Çünkü aralarında en fazla artış gösterebilme ihtimali olan ki öyle. En fazla artış gösteren N'dir. O yüzden biz burada N'i alıyoruz. Hani senin dediğin gibi eğer burada bu arada senin o şeye benim alışmam lazım. Vardı ya bir tane uygulama. Zoom it mi abi? Aynen ona alışmam lazım çünkü çok kötü oluyor. Benim. Ona da bir bootcamp geliyor arkadaşlar. Bir bootcamp ben de istiyorum. Hani N kare artı N artı 1 ise eğer bu. Hani bunların arasında en dominant olanı hangisi? N değil burada. Çünkü N kare var burada. Evet. N kare. O yüzden bunları direkt pat pat atabiliyorsunuz ve size sonuç o n kare şeklinde geliyor. Peki bu o n kare olsaydı, bu o n olsaydı hangisi daha verimli olurdu diye sorarsak size. Hani şöyle şurada o n mi büyüktür yoksa o n kare mi?
Ufkan sen söyle abi hemen. Abi bence ON. Aynen, ON daha verimlidir. Çünkü bu daha az bir şey yapmış oluyor. Daha az işlem yapmış oluyor diyelim. Var mı soru? Bir soru var sanırım. Hemen bakayım. Görüntü işletme algoritmaları en üzeri ikilir diye bir bilgi vermiş. Instruction Pointer diye bir arkadaş. Şeyden dolayı mı düşünüyorsun acaba öyle? Hani piksel boy bir tane hani en var bir de boy var. Ondan dolayı en üzeri 2'dir diye mi düşünüyorsun? Ama orada en üzeri 2 olmak zorunda da değil yani. Hani onun içerisinde belki bir tane daha en atarsın. En küp olur. Orada en üzeri ene kadar belki gidebilir. Yani bu konuda bilgim yok ama böyle düşünürsek sanki benim dediğim doğruymuş gibi geliyor. Abi Yakupcan ilginç bir açıklamada bulunmuş. Ne diyorsun? Diyor ki hafıza açısından birinci örnek daha verimli olduğu için birincisi daha verimlidir diyebiliriz diye düşünüyorum demiş. Ne hafıza kullanıyor burada? Ben de onu sorayım. Hani bir tek min için hafıza kullanıyor, max için hafıza kullanıyor, int x için hafıza kullanıyor. Burada ne kullanıyor? Min için kullanıyor, max için kullanıyor, bir de x için kullanıyor. Ha, eğer Şöyle şurada belki yeniden initialize ediliyor falan olayı var mıdır dersen orayı bilmiyorum abi. Ha, sen şöyle devam et. olabilir abi. Belki soldaki primitif tipler yerinde object type'lar kullanılabilirdi. Belki orada bir hafızadan bahsedilebilirdi ama yine de hani time kompleksleri eşitse ikisi arasında bir performans farkı ölçülebilir mi? Bunun hakkında bir yorumum yok. Benim de yorumum yok vallahi. Tamam. Mehmet Eğer başka Sinan yoksa bir devam soru edelim. soracakmış abi. Tabii. Burada array'in içindeki elemanı iki kez for'a Bir internet benim mi internetim gitti, senin mi internetin gitti? şöyle bağlantım gitti geldi sanırım. Heh, evet, ben cevaplayayım abi onu. Mehmet Sinan Muşoğlu burada array'in içindeki elemanı iki kez for'a sokuyoruz demiş. İki kez for'a sokuyoruz ama dediğimiz gibi ne oldu? Bak blok blok düşünürsek burada bir kere soktu. Yani on var burada. Aşağıda da bir kere soktu. Burada da on var. Bu ikisini eğer toplarsan sen o iki n olur. Constant atıyorduk burada. Sabiti atıyorduk. Bundan dolayı on geliyor. Mesela şimdi şey olacak. For içi for gelecek. Orada mesela böyle mi yapacağız? Yoksa n çarpı n mi yapacağız? O noktaya da geliyoruz şimdi. Hemen ben bakıyorum farklı bir soru var mı diye. Ayrıca çekirdek matçısı var. O yüzden. Structure pointer. Bilgim yok bu konuda. İstersen Discord üzerinden bizlere bilgini aktarabilirsin. Tekrar x tanımladık ya abi. Bu konuda da net bir şey söyleyemiyoruz. Bakmak lazım. Şimdi. Ne dedik? Şeyin sorusuydu sanırım. Mehmet Sinan Muşoğlu'nun sorusuydu. Hani iç içe olursa ne olacak? Şimdi burada şey var. Solda az önce yaptığımız işlem gibi bir şey var. Burada for each var. Array A'nın üzerinde dolaşıyor ve de A'yı bastırıyor sadece. Aşağıda da Array B'nin üzerinde dolaşıyor. Sadece B'yi bastırıyor. Şu bastırma işlemi 1 ise, şurada n kadar gidiyorsa, şu bastırma işlemi 1 ise, yani sabit ise, sabit sürede yapıyorsa bunu. Şunu da eğer n'de yapıyorsa ne oldu? 2 tane n oldu. Peki bunu toplayacak mıyız, çarpacak mıyız? Mesela şurada da bakabiliriz. Şu print işlemi, mesela burada for içi for var. Burada bir bastırma işlemi var. Bunun sabit olduğunu düşünelim. B array'i üzerinde, daha doğrusu şu dışarıdakine bakarsak, A array'i üzerinde bir dönme işlemi var. Yani başlıyor, ondan sona kadar gidiyor. Tamam, dışarıdaki için de biz eğer O n verirsek. Bir de O n'in iç kısmı var arkadaşlar. Şuraya şöyle içmiş gibi göstereyim. İç kısmında ne var burada? Her bir eleman için bir kere daha gezmiş oluyor burada aslında. Şimdi birazdan array'lere geçtiğimizde buraya daha iyi anlayacaksınız. Şu yukarıdaki for'un her bir elemanı için aşağıdaki for döngüsü tekrar tekrar dönüyor. Yani işte burada mesela eğer array A'da 1, 2, 3 varken array B'de hani A, B, C varsa 1'e giriyor ilk başta. 1 için ilk A'ya giriyor. Sonra B'ye giriyor. Sonra C'ye giriyor. Tamam, bunları halletti. Ondan sonra 2 için A'ya geliyor. 2 için B'ye geliyor. 2 için C'ye geliyor. Ondan sonra 3 için A'ya geliyor. 3 için B'ye geliyor. 3 için C'ye geliyor şeklinde düşünebilirsiniz burada. Yani ne oldu? Dışarıda bir en yaptı. İçeride bir en yaptı. Tamam. Şimdi aşağıdaki nota bakalım hemen. Şu işi yap. İşin bitince şu işi yap.
dersek ne yapıyoruz? Topluyoruz burada. Bak ne oldu burada? Şu işi yaptı. Şu for döngüsünü yaptı. For döngüsünü yaptıktan sonra bitti. Sonra tekrardan bir for döngüsü açtı. Bu durumda ne yapıyoruz? Topluyoruz demek ki. End'i ne oldu? O 2N oldu. Tamam. Burada yine aynı olaya denk geliyoruz. Constant'ları atıyoruz. Yani en dominant olanı alıyoruz. Bu sana bir ON şeklinde bir anotasyonla geri dönüyor. Sağdakine gelirsek, şu işi her biri için yap şeklinde bir işleminiz varsa çarpıyorsunuz. Şimdi burada ne oldu? Her bir A elemanı için ABC, özür dilerim tekrar ediyorum. Her bir A array'nin elemanı için B array'nin tüm elemanları gezildi. Yani her bir A elemanı için B'nin tüm elemanları gezildi. Bu durumda ne oldu yani? Birbirlerini çağırdılar. Çağırdıklarına göre ne oldu? Bu kez N ile N'i çarpıyorsun. Yani o N çarpı N geldi burada. N çarpı N neydi? N kareydi. Burada atabilecek bir şey var mı? Hayır, yok. Sesin kapalı Furkan. Şöyle Evren abinin bir yorumu var. Başar öncelikle ağzına sağlık. Arada bir yorum yapayım demiş. ON ve O2N'in olabildiğince büyük data setleri üzerinde koştuğunu düşününce bu data setler sonsuza yaklaşan konstantın çok önemi yok demiş abi. Konstantın çok önemi yok. Evren abi ilk başta hoş geldin diyelim. Yani böyle işte. Konstant sana herhangi bir şey yani çok büyük bir veri setin varsa eğer konstant sana bir artış oranı vermiyor. Ondan dolayı atabilirsin. Yani senin burada önemli olan ne? Çok büyük bir veri seti veya çok küçük bir veri seti. N'e bakıyor olay. Şimdi birkaç tane soru var. Bunları yaptıktan sonra molaya çıkalım. Bence insanların kafası yanmıştır. Bir molaya verelim istersen. İstersen bir molaya çıkalım abi. Ne kadar mola verelim? Aynen. Bir 5 dakika verelim eğer isterseniz. Ama arkadaşlar 10 dakika demişti. İstersen 10 dakika verelim. Sen nasıl istersen. Tamam. Okey. 10 dakika molaya gidiyoruz o zaman. Tamamdır. 10 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar.
Arkadaşlar böyle 2-3 ama varsa sorularınız hemen şöyle moladayken alalım. 10 dakika biraz fazla geldi arkadaşlar. Evet işte Sıkıldık burada. Sıkıldık dedik, soruları alalım varsa. Bir iki dakika ya 3 dakikaya kadar başlarız. 2-3 geçe. Eğer varsa sorularınız ne ara 50 dakika geçti demiş abi Halil. Bayağı da hızlı geçti. alalım. Çok eğlenceli geçti bu arada. Nasıl, güzel Ağzına geçiyor sağlık. mu? Süper abi ben de gerçekten güzel bilgiler öğrendim. Bootcamp Süper. kanalında Hatice şey demiş. PDF var mı? Abi, PDF yok herhalde ya. Ya İngilizcesini bu bulabilirsin. Türkçesi yok neyin diye abi? biliyorum. Şeyin mi? Cracking the Kod. Coding Aynen. Interview mu? İngilizce PDF'i var. Ben İngilizce, yani önermiyorum. İngilizce PDF'ten kitap çıkarttım. yani İngilizce PDF'i var ama Türkçe PDF'i var mı bilmiyorum. Türkçe yok diye biliyorum abi ben aradım da en son gidip almak zorunda Yok kaldım. mu? Ya Yok. hangi yayın evi basıyor biliyor musun onu? Kotlab basıyor abi. Güzel. Yani eğer Türkçe okursanız bu da iyidir. Okuyun yeter yani bir Aynen. noktadan sonra. Ya Tamam çeviri arkadaşlar. güzel yapılmış. Hani Aha. anlamakta bir sıkıntı çekmezsiniz Türkçe'yi alırsanız. Ama biliyorsunuz Çeviri güzel. ki hani her şeyin özü bence güzel. O yüzden İngilizceyi de böyle yavaş yavaş anlamaya, eğer bilmiyorsanız İngilizceyi de zorlana böyle hani şey yapın, taşı delin yani. Evet abi ben Türkçe'yi de şey önermiyorum. Mesela ilk başta site kavramları var, tree kavramları var, quick kavramları var. Mesela Türkçe kitapta ne diyor? Yığın diyor, şey diyor, ağaç diyor, kuyruk diyor. Hani bunları Türkçe öğrenince siteyi gördüğü zaman stack ne oluyor mesela? Öyle bir kavram karışıklığı oluyor. Bu Abi noktada bende de tam buyur tersi abi. oldu. Ben de İngilizce ilk başta başladım işte şey bu kavramlara girmeye. Hani bakıyorum bazen İngilizce anlamayıp Türkçe'ye çevireyim diyorum. Translate'e giriyorum. Hani İngilizce kavramına giriyorum. Hani polimorfizm çok biçimlilik diyor. Hani diyorum çok biçimlilik ne falan oluyor mesela. Birisi bana çok biçimlilik deyince böyle şey oluyor. Yani gerçek kavramlarıyla eğer öğrenirseniz düşünüyorum ki daha iyi olacaktır. Kendi fikrim bu. Tabii öğrenin yeter. Diyelim. Kesinlikle. Evet, başlayalım. Bir dakika daha var. Bir dakika sonra başlayalım. Bir dakika bekleyelim abi. Belki zaman tutuyorlardır. Çayını kahvesini almaya giden insanlar var. Furkan, var mı senin aklında şimdiye kadar takılan bir şey yayınlarda? Slaytlarda. Benim aklıma takılan bir şey yok. Belki bu performans sıralamasını unutmuşumdur. Belki o ekrana bir daha dönebiliriz. Performans sıralaması. Şimdi şöyle, bunu yani ezbere bilmeye gerek yok bence. Ama hani şey kavram olarak bir kere böyle bir kere birkaç kez böyle üzerinden geçsem. Şimdi O1 ile başlıyor. O1 ne? Sabit. Yani her zaman aynı. Herhangi bir size'a bağlı olmayan veri seti çok büyük de olsa senin hani bir işlemi sabit süreyle yaptığın bir anotasyon. Log n farklı, işte o n dediğin lineer, yani senin veri setin artarsa yapacağın işlemler artar şeklinde. N log n farklı, n kare farklı, 2 üzeri n farklı, n faktöriyel farklı. İşte bunların her birinin bir şeyi var. Her birini yani şöyle sağa doğru gittikçe senin harcayacağın, daha sonra yapacağın işlem sayısı artıyor. Daha sonra yapacağın işlem sayısı denir mi buna? Evet denir. Yapacağın işlem sayısı artıyor. Evet aynen. CPU operasyon, yani CPU işlem sayısı artıyor diyebiliriz. Yani şu o n faktöriyel o 1'e göre daha kötüdür diyebiliriz. Ama mesela şu şeyi her zaman söyleyemeyiz. Özür dilerim. Az önce yanlış cümle kurdum. N faktöriyel her zaman o 1'e göre daha kötüdür diyemeyiz. Çünkü şöyle bir şey var. Şurada fark edersiniz, n çok küçük olabilir. Bakın mesela siz diyorsunuz ki o n faktöriyel en kötüsüdür diyorsunuz. Ama grafikte bakarsanız o birden bile iyi olduğu zamanlar var bunun. İşte burada olay veri seti arttıkça, yani input size arttıkça nasıl bir durum alıyor. Olay bu abi. Ya her zaman daha iyidir, her zaman daha kötüdür diyemezsin. Veri setine göre değişiklik gösterir diyebilirsin ama. Ona göre de işte Big O olayı devreye giriyor. Evet arkadaşlar geldi herhalde. Sayımız arttı. Şimdi arkadaşlar Furkan şeyi sormuştu. Onu anlattım hemen. Herhangi bir şey anlatmadım. Şu olayları tekrardan girdim. Şimdi
Bu örneklerde biraz şey istiyorum, yani interaktiflik istiyorum. Biraz zaman harcayacağız burada ama yani harcamamızın hepimiz için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi burada bana o n'i hemen arkadaşlar düşünün. Ben de aynı sırada bunun o n'ini bulmaya çalışayım. Ve mesela şurada sum tek bir, belli bir şeydir, ne olur şeklinde. Product birdir, bellidir. Mesela sum artı array i bellidir, birdir. For mesela burada array'in tamamından başına kadar gidiyor, n'dir şeklinde. Bana bir genel bir o n şeyi verin. Bakalım. Furkan sen de bu arada düşüncelerini iletebilirsin. Evet. Bir 10 saniye daha bekleyeyim. Abi array bir array alıyor. Array'e n diyebiliriz. Hani on time complexity. Ha bir dakika. Hayır. Evet. Direkt array'e n diyemeyiz. Array'in hı-hı, hani size'ına ne kadar eleman şey yaptığını n diyebiliriz. Hani eleman sayısı diyelim. Sayısı eşittir n. Bunu tam tersinden düşünebilirsiniz. Şu hani şey olarak eşitlik anlamını söyledim. Eşit ya. Çık ne diyebiliriz. Aynen arkadaşlar, mesela çoğu cevap vermiş. Mesela burada ne oldu? Şu altta 1 aldı. Ama for döngüsünde array'in tamamına gitti, n oldu. Şurada ne yaptı? Product'la array i'yi çarptı. Sonra ne yaptı? Burada n baştan sona kadar tekrardan gitti. Aşağıda da direkt 1 yaptı. Şimdi bunların hepsini eğer toplarsanız 1, 2, 3, 4, 5 o parantezinde 2n. 2n artı 5. Olayımız neydi? N dominantı bunların arasından bulmak. 5'e attın, 2'ye attın. Sana cevap o n olarak döndü diyebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Var mı soru? Soru yok abi. Devam edebiliriz. Hemen bu arada sen Furkan doğru söyleyenlerin isimlerini de geçeyim de ben de diğer soruya geçeyim. Arkadaşlar o sırada ikinci soruyu da düşünsünler. Tabii Hatice, Ali Ergül, Yakup Can Ergen, Hatice Sönmez ve Zehra Alagöz abi çok doğru cevaplarda bulunmuşlar. İbrahim çok doğru. Daha... Ramlar bayağı demiş. Doğan Sobacı da ağzınıza sağlık Fukar Hocam, Başar Hocam çok güzel ilerliyor yayın demiş. Teşekkür ederiz abi. Teşekkürler. Beğenmene sevindik. Şimdi arkadaşlar burada ne olayı var, bakın dikkat edin. Şimdi array'i parametre olarak alıyor Furkan. Array'i aldıktan sonra array'in length'ini alıyor ve her bir eleman için tekrar bir for açıyor. Yani iç içe çağırıyor. İç içe çağırmada ne oluyordu? Mesela onu bize hatırlat bakalım Furkan, hatırlıyor musun? Çarpıyordu abi. Her bir için her teker teker işlem yapıyor. Aynen. Çarpıyor diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Yani şu taraf ne oldu? İçindeki bir n var. Bir de dışarıda bir tane n var şuradan gelen, şu for'dan gelen. Tamam, iç içe olduğu için n kare şeklinde bize bir sonuç veriyor. Tamam. Var mıdır cevap soru? Hemen geçelim burayı da. Hemen bakalım abi. Ekrana da bassana bu arada isimleri. Onlar da kalsınlar ekranda. Abi Taner hocamız demiş ki iyi yayınlar dostlar. Başar hocam Computer Science müfredatına girmiş. Bir Data Structures Bootcamp istemez miyiz? Ne diyorsun abi? Gelir mi böyle bir bootcamp? Düşünceniz var mı? Yani gelebilir. Niye olmasın? İşte orada birazcık şeye bağlı. Hani arkadaşlarımızın isteğine bağlı. Birazcık da işte sayımıza da bağlı aslında bir noktadan sonra. Sayımız artarsa eğer bu istekte bulunanların, bizler de böyle program düşünebiliriz. Yani mesela benim şu anda sınav haftam geliyor ama böyle bir sunuma çıkıyorum. O yüzden bizler de aslında çok yoğunuz. Ama zaman buldukça yapabiliriz tabii ki de. Tamam, var mıdır? Devam edebiliriz. Başka yok. Tamam, devam. Şimdi arkadaşlar buna bakın hemen. Sen isimleri saymadın Furkan. Bir isimleri say lütfen. Ben de o sırada şu şeylere bakayım. İsimleri saydım abi az önce. Saydın mı? Tamamdır, ben görmedim. Evet. Pardon. Şimdi burada ne yapıyor? Yine bir array alıyor. Bu az önceki aynı mı? Yok değil. Oo, bu biraz zor bir soru arkadaşlar, haberiniz olsun. Hadi bakalım. Furkan sendeyiz. Yardımcı olayım. Yardımcı. Hemen. Beraber sen gidelim abi. Tamam, beraber gidelim. Mesela abi dışarıda kaç tane elemanı geziyor burada? Array length'i almış. Sıfırdan length'e kadar gidecek. Eğer buna n dersek.
Aynen öyle. En kadar dışarıda bir tane var. Şimdi bak bu cebimizde. İçeride ne yapıyor? İ Bir daha artı en birden kadar. en kadar mı? Emin misin burada? Dur abi. Emin En değilim. kadar mı? En artı bir kadar mı abi? Şimdi hayır. Sıfırdan başladığı için şöyle düşünelim ya da i sıfır ya. Tersten mi düşünsek diye düşündüm de. Şimdi ilk başta 1 diye başladı. Tamam mı? Ondan sonra 2 diye başladı. 3 şeklinde gitti, 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 gitti. Ondan sonra n eksi 4. N eksi 3. Tıp 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 tıp. N eksi 1 kadar gitmiş oluyor bu içeride. Neden? Çünkü bak burada şey yok hani c eşittir c eşittir sıfırdan n'e kadar gitmiyor burada. Hani i sıfırken birden n'e kadar gidiyor. I birken 2'den n'e kadar gidiyor. I 3'ken 4'ten n'e kadar gidiyor şeklinde. Peki i daha doğrusu i n'ken daha doğrusu n eksi 1'ken de n'e kadar gidiyor. Sonra bizlere böyle bir döngüyü çıkartıyor arkadaşlar. Buna eğer şu an anlayamadıysanız veya ben anlatamadıysam kitaptan bakın lütfen. Ama zaten şey debug point koyarsanız da anlarsınız bunu diye. Tamam. Şimdi o zaman bu içerisi ne oldu abi? Bu arada şu print işlemi de bir olduğunu düşünürsek. Şimdi bu işlem ne oldu? Bizim bunların hepsini toplamamız lazım değil mi? Şimdi matematikte bir formül var. Mesela birden 5'e kadar giden sayıları eğer 5 n ise n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde bir formül var. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? N çarpı n artı 1 bölü 2 aynen. Şimdi Doğru n abi. son sayı. N son sayı. Şimdi burada son sayımız n eksi 1 değil mi? N eksi 1 çarpı. Bunun 1 eklenmiş hali. N yerine n artı 1 koyuyoruz. Çarpı. Kullanamadım. Hemen şuraya bir silgi atalım. Yakalayan var mı arkadaşlardan bunu? Abi ben teker teker okuyayım. O en faktöriyel olabilir mi demiş. Ali Ergül. Hatice en kare değil mi? Yakupcan demiş ki ilk n eksi 1 daha sonra n eksi 2'ye doğru gidiyor. İşletim sistemleri de gelsin demiş af yok. Zehra demiş ki o n artı 1 mi? Şimdi burada x'i eğer size olarak düşünürsek. Tamam mı? Şimdi burada size'ı ne? En son üstünde size değil de yani en son eleman olarak düşünürseniz düzenli bir şekilde gidiyor. Birden şeklinde gidiyor. Birden şey x'e kadar gidiyor. Eğer bunu size olarak düşünürseniz şimdi şurada size'ımız ne? Mouse nerede? Mouse kaydı. Eğer şurada x'i n eksi 1 olarak düşünürseniz x yerine n eksi 1 koyalım. Tamam mı? Formüle göre. Yani tek tek de bunu hesaplayabilirsiniz ama yani basit yolu böyle söyleyeyim. X yerine eğer n eksi 1 koyarsanız n eksi 1 çarpı yine x yerine bir tane şey koyacaksınız. N eksi 1 koyacaksınız. N eksi 1 artı 1 oluyor burada. Ondan sonra bölü 2 yaparak da sonuca ulaşıyorsunuz. Şimdi şu artı 1 şu eksi 1'i götürdü. Tamam mı? Yani sonuç ne oldu sana? N eksi 1 çarpı n bölü 2. Buradan sana ne gelir abi? N kare eksi n bölü 2. Şimdi bana burada şeyleri anlat abi. Dominant olanı söyle. Constant olanı söyle. En kare abi. Tamam. N kare. Neden? Çünkü burada mesela bir tane şey var. Bölü 2 var. Şu eksi n gidiyor. Şu gidiyor. Şuradan n kare olarak kalıyor sana sonuç. Değil mi? Diyelim. Abi Yakupcan en kare demiş. Yakalamış. Başka Süper. bakıyorum en kare diyen var mı? Hatice Sönmez en kare demiş, yakalamış. Aynen. Şimdi mesela burada ben şeyi görüyorum. Az önce yakalayamadım da bunu. Özür dilerim. Zehra Alagöz'den şeyi gördüm. O n çarpı n artı 1 mi? Arkadaşlar işte burada şeyi unutmayalım. O constant götürmeyi, sabit götürmeyi veya dominant olmayan değeri götürmeyi unutmayalım. Yani hiçbir zaman o n çarpı n artı 1 demeyelim. Bunu sadeleştirelim. Diyelim. N çarpı n eksi 1. Aynen aşağıda bir de bölüsü var. O n kare oluyor gibi. Aynen Halil. N log n olabilir mi? Abi log n'i nereden çıkarttın? Yani
Göremedim ben öyle bir şey. Diyelim. Evren abiden bir yorum var ama o farklı bir soruya gelmiş. Yakup Çan'dan yine en kare. Aynen öyle. Af yok karıştırmışım. Aynen abi orada bir karışıklık olmuş. Daha iyi anlayacağız birazdan. Evet abi var mı senin aklında soru? Ben bunu tekrar edeyim abi yayından sonra. Tamam. Yani ilk bakışta sanırım anlamak kolay değil Doğru. gibi abi. Çünkü ben de daha yeni öğreniyorum seninle birlikte. Aynen öyle. Sence ne zaman böyle ilk bakışta anlayabilecek seviyeye gelebiliriz? Hani ilk bakışta anlamak yine zor ama hani süreyi ne zaman minimize edebiliriz? Allah ilk bakış için hiçbir zaman derim ben. İlk bakış için anlamak çok zor. Yani işte zamanı göre abi ya. Öyle hemen şey diyemem yani. Hani şu kadar zamanda görebilirsin diyemem. Şey için buraya geldim. Zehra şey demiş. Ben dominant olayını anlamadım demiş. Şimdi dominant olayı daha fazla etkisi bulunan anlamına geliyor. Mouse nerede? Heh. Şimdi burada o N mesela o 1'e göre daha büyükmüş gibi düşünelim. O zaman baskın olan hangisidir? Yani hangisi daha hızlı artış gösterir? O N daha hızlı gösterir. Daha hızlı artış gösterir. Mesela o N faktöriyelde o N'e göre daha fazla artış gösterir. Şu grafiğe bakarsan mesela 5 numaralı input size'da şuradayken input size artınca mesela bunun o n faktöriyelin mesela burada koşulumuz şey kaç tane operasyon oluyor? Mesela 5 tane input size'ında veya atıyorum ya yani 5 tane input size'ında bu buradayken Allah ne oldu? Bu buradayken abi ben bir daha bunu kullanmayacağım ya. Bu 5'te buradayken tamam mı? O 1 mesela 5'te şurada oluyor. Bak biri burada, biri burada. Şimdi o n faktöriyel daha fazla operasyon yapmış oluyor. Daha fazla işlem yapmış oluyor. O 1 ise daha az işlem yapmış oluyor. Şimdi bunların arasında işte hangisi daha dominanttır diye bakarsan n faktöriyel oluyor. Yani n faktöriyel 1'e göre daha dominanttır. Çünkü daha hızlı artış gösterir. Umarım cevap olmuştur. Devam. Şimdi. Furkan bu soru sende abi. Hepsini bana patladın Hadi yine beraber yapalım. Burada şeyi unutma. İki farklı ereğin var. İkisinin size'ı farklı abi. olabilir. Arkadaşlar siz de hemen bir buna cevap yapıştırın. Abi ilk for'da yine en kadar alıyor. Yani sen array A'nın size'ına n dedin öyle mi? Evet, size'ını en dedim. Aynen. Tamam bu n kadar alsın. Tamam. Array B'ye de M değil mi? Evet. Tamam. O da M kadar alıyor. İçerideki Size'ını. de M kadar alıyor. Aynen öyle. Şurada ne yapıyor peki? Şurada. İyi akşamlar Evren abi. İyi akşamlar abi. Teşekkürler geldin işte. Burada ne yapıyoruz abi? Hemen şeye bakalım. Şey olayı var mı burada? Herhangi bir n veya m ile bir işlem var mı burada? Yoksa hemen sabit bir işlem mi yapıyor? Her zaman sabit bir işlem mi yapıyor? Yani şu alan verinin büyüklüğüne bağlı mı veri setinin büyüklüğüne? Değil. Çünkü n veya m'i kullanmıyor. O yüzden burası sabittir diyoruz. Constant'mış gibi. Tamam. Peki ne oldu? İç içe olunca ne yapıyorduk? Çarpıyorduk burada. Yani sonuç ne oldu? N çarpı m oldu burada. M görünce böyle farklıymış, farklı bir şeymiş gibi düşünmeyin. Çünkü yani şu M de sadece şey. Hani bir gösterme amaçlı. Her zaman N oluyor değil. Yani buradaki olay şu Big O'dur arkadaşlar. Büyük O'dur. Şunlarsa değişkenlerdir. Her zaman olabilir. Yani eğer ben array A'ya şey dersem, A dersem, array B'ye B dersem, yani şunun içerisinde ne olmuş olacak? A çarpı B olmuş olacak. Neden çarpı oldu? Çünkü her bir A elemanı için B elemanını kullanıyor. Güzel anlatabildim mi? Çok güzel anlattın abi. Şimdi hemen bakalım. Af yok en kare demiş. Burada ama işte şeyi kaçırmayalım arkadaşlar. İkisinin size'ı farklı olabilir. Yani iki veri kümesinin şeyi farklı olabilir. Kaç tane eleman içerdiği farklı olabilir. Yakup Can'ı tebrik ediyorum. N çarpı M demiş. Celal Gündoğdu N çarpı M demiş. Mehmet Sinan aynı hataya düşmüş sanırım.
Afyok'la beraber. Hatice N çarpı M. İçerisi O1 demiş Halil. Aynen. Burası O1. Çünkü herhangi bir veri setinin size'ına bağlı değil. Boyutuna bağlı değil. Sürekli sabit çalışıyormuş gibi düşünebilirsiniz burayı. Şu alan işte. N çarpı M gelmiş Zehra'dan. Murat Aydan N çarpı M gelmiş. N çarpı N eşittir N kare. Tahir İncidere burada sanırım şu şey olayını kaçırmış. AB olayını kaçırmış. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu biraz tuzak soru arkadaşlar. O yüzden bunda birazcık dikkatli olalım. Furkan. Hadi yine sendeyiz. Şimdi array A'ya yine M diyelim. Array B'ye de N diyelim. Ne olur burada? Olay nedir? Abi yine birinci for'da N kadar gidiyoruz. Artıyoruz. Aynen. M kadar gidiyoruz. Çünkü array A sıfırdan evet. Şurası da önemli arkadaşlar. Mesela burada direkt array A.length görüp atlamayın. Belki tek bir işlem yapıyor. Yani for gibi gözüküyordur. Ama hani şeydir. Array A.length eksi birdir. Yani sadece for döngüsü bir tane eleman alıyordur. O zaman direkt N diye ezber atmayın. Çünkü o da tek bir gezme işlemi yapmış olacak orada. Yani o yüzden dikkatli bir şekilde bakalım. Tamam. Burasına ne dedik? M dedik. Tamam. Hı-hı. Şu içerisinde B'nin size kadar alıyor. B'nin length'i kadar alıyor. B'ye N demiştik. Burası ne olur o zaman? N kadar. Aynen öyle. Şu içerisinde ne olur peki? Haydi bakalım. Şimdi burada size ile ilgili herhangi bir şey var mı? Bak her zaman size'a bak abi. M veya N ile ilgili bir şey var mı burada? Yoksa sabit Hayır. bir noktaya kadar mı gidiyor? Sabit bir noktaya kadar gidiyor abi. Aynen öyle. Sabit bir noktaya kadar gittiğine göre burası her zaman sabit bir süreçte, yani sabit bir değer alacak. Yani constantmış gibi davranacak. Yani neydi constant dediğimiz şey? Birdi. Tamam. Olay neydi? Olmuş. Eğer iç içeyse çarpıyorduk abi. Aynen öyle. Anlaşıldı mı? Abi süper anlattın ya cidden. Süper. Eğer cevaplar da doğruysa süper. Var mı soru? Cevap var mı? O N çarpı M demiş. Doğru bilmiş. Halil yine doğru bilmiş. Zehra doğru bilmiş. Yakupcan doğru bilmiş. Mehmet Sinoğlu 10.000 demiş de. Şuradan bahsetmiş. Hani ne kadar gidecek dediğimiz yer. Belli bir yer. Belli bir yer olduğu için constant. Aynen öyle. Halil de demiş. Doğru içerisi constant. Tamam. Süper. Anlaşılmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Hadi bakalım anlaşılmış mı? Şimdi bunu yapıyoruz. Bu da son Big O sorusu. Sonradan array'lere giriyoruz. Sonrasında array'lere giriyoruz. Şimdi bu biraz bulanık olmuş ama ben sizlere okuyayım. Şu dört taneden hangisi o n'e eşittir? Şeklinde bir soru var. Ve neden? Lütfen neden olduğunu da yazın hani yanına. Mesela burada birincisi o n artı p. P'nin n bölü 2 koşulunda bizlere ne sonucunu verir? Burası o 2n. 2 bir constant. Bu bizlere hangi o n değerini, daha sonra hangi big o değerini, o n değerini verir demek yanlış. Tamam. O n artı log n. Burada hangisi bizlere ne verir? Hemen bunları da böyle zaman geçiyorum. Hemen siz cevap verin. Çünkü birazcık geç geliyor bizde. Ondan dolayı zaman geçiyorum. N artı m'de bizlere o bilmem ne verir. Şimdi var mı gelen cevap? Bakayım abi hemen. O 2N demiş. Şöyle kaçırdım. Celal Gündoğdu. Hangisi? Zehra şey aynı şekilde. O 2N. Hangisidir diye anladım. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Sabitleri atınca O 2N demiş Mehmet Sinaloğlu. Hı hı. Hatice Öztürk hepsi demiş abi. Hı hı. Yakup Can 1, 2 ve 3. seçenek. Hı hı. Elif Nur'la demiş ki O 2N sabitleri atıyoruz. Halil O 2N sabitleri görmezden geliriz. Tamam. Hatice Sönmez'e 1, 2 ve 3 diye düşünmüş abi. Tamam. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi. Ups. Hemen ilkiyle bakalım. İlkine başlayalım isterseniz. Şimdi burada diyor ki P N bölü 2'den daha küçüktür. Yani N'den daha az dominanttır diye düşünebiliriz bunu. Tamam. Daha az dominantsa ne olur? Dominant olanı alıyorduk. P patladı. Yani bu bir o n'dir diyebiliriz. Aynen öyle. Yani birincisi tamamdır dedik. İkincisinde constant atıyorduk. Constant attığımıza göre bu da bir o n'dir.
İkinci de en mi daha büyük, log n mi daha büyük? Şimdi bak mesela burada bunu düşünmek gerekiyor. Hangisi daha büyüktür diye bakarsanız hemen şu en başta vardı. Ops, ops, ops. O n mi? O n, o n mi? O log n mi? Mesela az önce kim sormuştu? Zehra mı sormuştu? Zehra sormuştu sanırım hangisiydi anlayamadım diye. Mesela Zehra burada hangisi daha dominanttır? O n mi yoksa o log n mi? Şeklinde bir soru sorayım o sırada geçeyim. Umarım bilirsin diye. Şimdi burada o n daha büyüktür log n'e göre artış oranı olarak. Ondan dolayı dominant olan o n'dir. Log n patlar. Yani buna da bir doğru atabiliriz. Tamam. O n ve daha doğrusu o n artı m. Şimdi burada abi biz m ile ilgili herhangi bir bilgimiz var mı? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Var mı Furkan? Hayır abi yok. Hayır yok. Tamam. O zaman bunu şey gibi yapabilir miyiz? Hani az önce iki tane array aldığımızda bir tanesine a demiştik, bir tanesine b demiştik. Sonra a çarpı b'de bırakmıştık mesela veya a artı b'de. Yani çünkü ikisi hakkında bilgimiz yok. İkisi de birbirinden farklı olabilir. Tamam. N ile Evet. m birbirinden farklı olabilir. Bu durumda bu sana aynı şekilde döner. Bu n artı m şeklinde döner. Yani bu olmaz diyelim. Yani hangisiymiş? 1, 2, 3'müş. 1, 2, 3 diyen arkadaşlara tebrik ediyorum. Var mıdır soru? Tahir demiş ki artı olduğu için hepsi n değil midir? Hayır, 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 hayır. Şimdi mesela dedim ya burada. Bizde hani biraz şey gidiyor ya herhalde ondan dolayı mı? Şu m ile n'in hakkında bilgimiz yok. Yani belki m n'den daha büyüktür. Belki de değildir. Bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de bu şekilde geçiyor. Yani bundan dolayı yani ikisi arasında bir yani ikisi arasında bir ilişki olmadığı için bilgimiz yok. Ama mesela birincisinde neydi? Şu o n artı p'de. O n artı p'de bilgimiz vardı. P'nin n bölü 2'den daha küçük olması ile ilgili. Şöyle bir hemen şöyle bir temizleyelim. Bu arada arkadaşlar bunun kısa yolu varsa hemen bir çakın da uğraşmayalım. Mesela birincide neydi olay? Birincide şeydi. N ile P arasındaki N ile P arasında geçen ilişki hakkında bilgimiz vardı. P n bölü 2'den daha küçüktü. O yüzden P'yi atabiliyorduk. Bunu saymıştık. 2 n'de constant atmıştık, saymıştık. Burada log n'i atmıştık, saymıştık. Burada n ile n ile m arasında bir bilgimiz yok. O durumda bunu sayabilir miyiz? Hayır, sayamayız. Devam. Şimdi array'lere giriyoruz. Şimdi kaç sayfamız kaldı? Hemen bir ona da bakalım. Çok var. Hemen hızlı hızlı anlatıyoruz. Var mı soru? Hemen abi buraya da bakalım. Sonra Big O konusunu hemen bir kapatalım. Ya soru yok abi. Genelde birkaç arkadaş sonuncusunun o yani olduğu yanılgısına düşmüş. Onu da zaten detaylı bir şekilde açıkladın. Tamam, süper. Şimdi array'lere giriyoruz. Array'ler burada array'lerin ben şeyini koydum. En öne çıkan özelliklerini koydum. İşte sellerden oluşulur, hücrelerden. Bu hücreleri şey gibi düşünebilirsiniz. Hani içine değer attığımız kutu. Contiguous'tır. Yani hafızada belli bir alanı devamlı bir şekilde kullanır. Ne? Yani mesela 4 boyutunda bir tane array'iniz vardır. 4 tane kutuyu yan yana birbirine birleştirmişsiniz gibi düşünelim. Ve bu heap'te sabit bir şekilde duruyor her zaman. Devamlı bir şekilde. Yani arasına farklı bir kutu girmiyor. Normalde nasıldır memory eğer biraz bilginiz varsa dağınık bir şekilde yerleştirilir hafızaya. Mesela linked list veya onun gibi veri yapılarında arka arkaya sıralamalar olmaz. Ama bu array'lerde daha doğrusu arka arkaya sıralama olur ama hafızada arka arkaya gelmez. Yani array'lerde mesela bunun adresi x100 ise öbürü x104'tür. Ve bunların integer olduğunu düşünürsek arada herhangi bir şey giremez. Çünkü neden? Integer eğer 4 bytesa diye varsayıyoruz. Arada konabilecek bir şey yok. Yani birinci eleman burada olacak, ikinci eleman burada olacak, üçüncü eleman burada olacak. Çizimi aldırmayın lütfen. Şimdi array'lerin bir diğer özelliği de tek veri tipi olması. Yani eğer sen bir integer array atarsan onun içerisine bir string koyamazsın şeklinde oluyor. Initialize edilirken verilen boyut sayısı kadar değer tutabilir. Şimdi bu contiguous bir alan olduğu için sen hafızada onu sürekli tutacaksın. Ve bunun bir size olması, bir büyüklüğü olması lazım. Eğer sen ona 2 dersen başlangıçtan sonuna kadar sürekli 2 şeklinde kalır. Ve bunun sonranı arttıramazsın. İlk elemanın indeksi sıfırdan başlar. Şimdiye kadar gördüğümüz ilk array main fonksiyonu diye bir not almışım buraya. Şimdi burada şey soruları da çok geliyordu bana.
Özür dilerim. Neden main'in içerisinde böyle bir string args var diye bir soru geliyordu bana sürekli. Hemen ona da bir cevap vermiş olalım burada. Şimdi bizler programı çalışırken bazen programın şeyle çalışmasını isteriz. Böyle bizim verdiğimiz değerlere göre çalışmasını isteriz. Hani fonksiyon gibi düşün. Hani toplama fonksiyonuna iki sayının toplanmasını istiyorsunuzdur. Birinci sayıyı verirsiniz, ikinci sayıyı verirsiniz. Bazen de program çalışırken bu değerlere göre çalış dersiniz. İşte burada şu args kısmına biz bu değerleri atıyoruz. Nasıl bunu atayabiliriz? Eğer bir IDE kullanıyorsak, yani herhangi bir kod yazma ortamı kullanıyorsak, Integrated Development Environment olması lazım. Eğer onu kullanıyorsanız, Edit Configuration Program Arguments diye bir tane şey var. IntelliJ IDEA'da. Böyle bir kısa yol var. Buraya gidip program argümanlarının arasına istediğiniz argümanları yazabiliyorsunuz. Eğer NetBeans'i bilmiyorum bu arada. Onda da mutlaka vardır ama böyle bir şey. Eğer konsol üzerinden yazıyorsanız Java C, ondan sonra örnek nokta Java. Java neydi arkadaşlar bizim şimdi? JVM konusuna girmiş miydik biz? Turkan? Abi şöyle, sadece garbage collector'ın yapısından bahsetmiştik. Ha, ya tamam. Daha detaylı girmedik. Tamam. Şimdi bir kalıpta şey vardı. Ben demiştim genel kültür sorusu olarak kalsın burada. Hani bizim yazdığımız kod Java'dır ama sonradan bytecode'a çevriliyordur diye. İşte şimdi biz ilk başta yazdığımızda sınıfımız bu şekilde oluşuyor. Hani mesela siz gidip bir tane test class'ı açtığınız zaman test.java şeklinde açılıyor. Şimdi bunu konsol tarafından, yani JVM tarafından compile etmek isterseniz Java C şeklinde bir tane kod var. Java compile. Java compile şu. Yani şimdi bizim .java bir tane dosyamız vardı. Bunu git sen bir tane şeye çeviriyoruz işte. Bytecode'a çeviriyoruz. Tamam, gitti çevirdi. Çevirdikten sonra da bunu biz çalıştırmak istiyoruz. Tamam, bunu da çalıştırmaya da Java komutuyla başlatıyoruz. Ondan sonra Java, ardından class'ın compile edilmiş şeklinin ismini yazıyoruz. Ardından gerekli olan argümanları veriyoruz şeklinde diyebilirim. Yani hani sen bir tane şeyin vardır senin. Main fonksiyon içerisinde argümanlara göre bir şey bastıracaksın mesela. Eğer argüman null'sa şunu yap, null değilse şunu yap diyebiliyorsun işte. Orada da args nokta işte size'a gidersin belki veya is args null falan filan şeklinde değişik yöntemler var. Diyelim. Bunu şey yapmayacağım arkadaşlar. Bunu göstermeyeceğim. Yani yazarsanız direkt görebilirsiniz bunu şey üzerinde. Herhangi bir konsolu açıp. Şimdi array tanımlama yöntemleri var mı soru bu arada? Ben su içeyim o sırada. Bakalım hemen. Instruction Painter demiş ki class'larda 8'in katı şeklinde padding alanlar oluşur. Teşekkür ederler bilgi için abi. İstersen Discord kanalımıza da gelebilirsin. Ben anlamadım abi. Ben anlamadım ama kanalımıza bekleriz. 8'in aynen katı açıklamak için. Çünkü ben de anlamadım. Belki bir konu üzerinden geçmiştir. Ondan dolayı şu an atladıysak eğer. Tamam. Büyük ihtimalle. Mustafa Aladağ demiş ki hocam JavaScript'teki gibi farklı tiplerdeki verileri tutabilecek bir array yapısı Java'da da var mı? Şimdi şeyi düşünüyorum. Hani object tipinde bir tane array oluşturursan içerisinde farklı tiplerde verirsen her bir object oluyor ama orada da sanırsam bir tane hata vardı. Hatta çok ünlü bir hata ama şu an hatırlamıyorum. Abi bu konuda bir şey veremeyeceğim hocam. Bir cevap veremeyeceğim. Bakmak lazım. Deneyimlemedim. Evet. Sen biliyor musun Furkan? Ben abi şu anlık benim de aklıma gelmedi. Hadi düşünecek olursak. Tamam, bunu not alalım. Bakalım hatta hemen. Hemen değil de yani yayından sonra. Başka soru var mıdır? Okey. Argümanlar arasına boşluk mu koyuyoruz yoksa virgül koyabilir miyiz demiş. Boşluk konuluyor diye biliyorum. Çünkü aldığınız... bilmiyorum ya. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum ama boşluk diye hatırlıyorum ben. Virgülle oluyor mu hatırlamıyorum onu. Ona da bir bakmak gerekiyor Yakupcan. Halil'de olmaması lazım ama emin değilim demiş. Bunu biz yine araştıralım. Halil demiş ki tip güvenli bir dil olduğunu düşünürsek olmaması lazım. Şimdi tip güvenli bir dil, tamam kabul ama şimdi her bir tipte bir objedir diye de düşünebiliriz burada. O zaman bir obje array'i oluşturursak objenin hani iki boyutlu atıyorum iki boyutlu veya flag miydi neydi? Bakayım neydi onun adı? Bugün göstereceğimiz konunun adını mesela unuttum. Jack veya Jack array'i oluşturursak
farklı tiplerde. Belki her biri bir obje oluyor. Ama burada bir tip uyuşmazlığından dolayı bir sorun yaratır mı bilmiyorum. Bakarız abi buna. Hatice demiş ki ben denemiştim, boşluk konuyor. Süper. Süper. Tamam. Şimdi array tanımlama yöntemlerine geçiyoruz. Declaration, instantiation, initialization şeklinde. Declaration kısmında şu üçüncü, yani bu üç şekilde de yapabilirsiniz. Üçüncüsü C type diye geçiyor olması lazım. Çünkü C'de böyle yazılıyordu diye hatırlıyorum. Ama önerilmiyor diye hatırlıyorum. Ama önerilmemesi hakkında bir bilgim yok. Neden önerilmiyor şeklinde. Üstteki iki şekilde de array'inizi tanımlayabilirsiniz. Data type'ını ilk başta giriyorsunuz. Örneğin integer giriyorsunuz. Ondan sonra şu da değişken isminiz oluyor. Ondan sonra instantiation burada işte array reference variable, yani şu array ismini veriyorsunuz. Array eşittir new data type. Eğer int dediyseniz r eşittir new int, sonra bir tane size veriyorsunuz. Ne demiştik? İşte array'lerde ilk başta tanıtma kısmında, tanımlama kısmında bir size vermek zorundayız diye söylemiştik. Bundan dolayı bu size'ı boş geçemiyorsunuz. Ondan sonra içine verileri sokmak istiyorsanız da, array'in içindeki o sellere verileri koymak istiyorsanız da şu şekilde sıfırıncı indeksi 10 olsun, birinci indeksi 20 olsun şeklinde farklı değil, sadece bu değil, bundan farklı initialize etme yöntemleri de var. Farklı şekillerde verilerinizi array'in içerisine koyabiliyorsunuz. Mesela all-in-one şeklinde bir şey var şu alt tarafta, onu yazmışım. Ne yapmışız? Mesela burada ilk başta integer veri tipinde A isminde C şeklinde, yani C dilinde yazıyormuş gibi bir array oluşturmuşuz. Ve içerisine 33, 3, 4 ve 5 değerlerini atamışız. Şimdi burada şöyle bir olay var arkadaşlar, size sorayım. Mesela bu array'de sıfırıncı eleman nedir? Hani sıfırıncı eleman, hani şuraya isterseniz yazayım daha doğru olabilir. Hani ups, A sıfır dersek ve bunu biz işte hani soğut edersek, bastırırsak sonuç ne olur? Hemen Furkan sen söyle istersen. Abi array'ler sıfırdan başlar. İlk elemanda 33'tür. Ekranın 33 bastığı çıksa çıkar. Aynen öyle. Peki ben gidip şey yapsam ne olur? Bu da mesela güzel bir soru. A5 dersem veya A.length dersem ne olur? Abi mesela A5 dersen şöyle bir, hani yazarken herhangi bir sıkıntı oluşmaz ama uygulama çalıştığı zaman işte senin elemanın işte 1, 2, 3, 4 elemanla ama sen 5. elemana bir şey koymak istiyorsun der. Array index out of bound. Aynen. Evet. Öyle bir hata fırlatır. Mesela bunda da aynı. Length'i nedir bunun? 4'tür. A4'e ulaşmak istersen A4 diye bir şey yok. 0, 1, 2, 3. Bakınız 4 diye bir şey yok. 4 boşlukta kaldığı için array index out of bound hatasını verir. İşte altta da ne yapmışım? Yine aynı şekilde sanırım bunlar sadece declaration olayları. Aynen öyle. Devam edelim. Şimdi array'lere geldik. Ne demiştik array'ler için? Array'ler continuous, yani devamlı bir şekilde hafızada tutuluyorlar. Şöyle ki aralarında herhangi bir eleman giremez buraya. Farklı tipte veya farklı bir nesnenin, farklı bir nesne, farklı herhangi bir şey aralarına giremiyor. Devamlı bir şekilde gidiyor diyelim. Şimdi şurada bir tane örnek yapmışım. String tipinde bir tane array tanımlamışım. String tipinde bir array tanımladıktan sonra size'ını ne vermişim? Size'ını 10 vermişim. Size vermek zorundayız. Size'ı verdikten sonra sıfırıncı indeksini i nokta başar yargıcı, 1'e Furkan Özmen, 2 Taner Genç, 3 Kaan Kalan, 4 Gürkan Uçar, 5 İbrahim var aramızda, Şalef, ama onu eklemeyi unutmuşum. Soyadını unuttuğum için. Lütfen kusura bakmasın. Şimdi tamam. Burada ne oluyor? Şimdi new string dediğinde sana 10 tane kutucuğu olan, seli olan, sel, yani İngilizce, Türkçe karşılığında sel, kutucuk, ne bileyim, alan. 10 tane kutusu olan bir string döndürüyor ve referansını path takımı atıyor. Yani path takım geliyor, şurayı sana hafızada gösteriyor. Birazdan hafıza kısmına da geçeceğiz. Tamam, 10 elemanla bir tane şey oluşturduk, array oluşturduk. İndeksler sıfırdan başlayalım, unutmayın. Sonuncusu da eğer size n ise n eksi 1'dir. Burada n ne? N 10, n eksi 1, 9. Yani sonuncusu 9. Tamam. Sıfırıncı indeksine ne demişiz? Sıfırıncı indekse işte benim adım gelsin demişiz. İbrahim Başar Akçı. Buradan geldik sıfıra koymuşuz. En sonunda PAF takım 4'e de, 4. indekse de
Gürkan Üçer'i koymuşuz. Mesela 4 deyip şuradan şey saymayın. Burası 1'dir, burası 2'dir, burası 3'tür, burası 4'tür. Hayır, kesinlikle yanlış. Çünkü neden? İndeksler 0'dan başlıyor. Zaten ne demiş burada? 4. index 8. Yani şu indekslerin arasında 4'e gitmişsin gibi düşün. Sonra şuraya yazmışsın gibi düşün. Var mı soru? Abi şimdi şöyle. Sen 10 elemanlı bir array oluşturdun. Bir 4-5 tane de eleman attın içine. Geri kalan kısımlar hafızada kullanmasak da boş yer mi kaplıyor? Süper soru. Öyle mi düşüneceğiz? Süper soru. Bak unuttum mesela ben bunu. Şimdi bunu nasıl düşüneceksiniz biliyor musun? Genel tekrarda bahsetmiştik sanırsam. Primitif tiplerin bir default value'su vardır. Primitif olmayan, yani objelerin default değeri ise null'dır demiştik. Mesela integer'ın default değeri neydi arkadaşlar? Hani bunları yazabilirsiniz hemen. Ben şu an açıklama yaparken integer'ın default değeri nedir? Char'ın default değeri nedir? Boolean'ın değeri nedir? Falan filan şekilde. Şöyle mesela ben eğer burada bir string array oluşturuyorsam, string'in default neydi? String bir obje, bir class'tan oluştuk. Bir class'tan oluşturduk. Yani primitif değil. Ondan dolayı ne oluyor? Bunun default value'su null oluyor. Tamam. Şimdi biz burada 5 tane eleman attık içine değil mi? Burası dolu. Burası dolu. Burası dolu. Burası dolu. Ve burası da dolu. Tamam. Peki gerisi ne olacak arkadaşlar? Gerisi ne olacak? Gerisi default value'su olacak. Var mı yanlışım? Böyle hatırlıyorum. Evet. Hop. Hop. Şuraya da bir null atalım. Tamam. Abi bunlar array'in bir dezavantajı diyebilir miyiz? Çünkü kullanmadığımız kadarı bellekte yer kaplıyorlar. Evet işte sorun da burada başlıyor aslında. Yani bundan sonra diğer veri tiplerinin arayışına girilmiş. Ondan sonra biraz daha dynamic size dediğimiz. Hani bir static size vardır, bir de dynamic size vardır. Static dediğimiz değişmeyen. Yani mesela burada ne? 10 tane sadece seli var. Ondan başka arttıramıyoruz bunu. Hani ben bunu 20 yapmak istiyorum diyemiyorsun. Çünkü başta belirtmişsin. Belki hani sen diyeceksin ki 10 eleman var tamam. 11 için neden yapmayayım? Yanına bir kutu daha ekleyeceğim diyeceksin. Ama belki o kutu başka bir obje tarafından veya başka bir istemci tarafından kullanılıyor olabilir. Bunu engellemek amacıyla contiguous devamlı bir şekilde kullanılan bir veri yapısı diyelim buna. Mesela burada integer olsaydı integer hani int katılımcı desinde, yani işte integer şeklinde bir tane array olduğunu düşünelim. Integer şeklinde bir tane array olsaydı bu kez ne olacaktı? Mesela sadece iki elemanını doldurduk diyelim. Hani buraya 2 dedik, buraya 8 dedik, buraya 68 dedik. Bunlar ne olur bu kez? Yine default value'suna bakacak. Integer'ın default value'su nedir diye sorarsanız 0'dır. Yani bunların hepsi bu durumda 0 olmuş olacak diyelim. Şöyle mantıklı. Abi Yakupcan bir soru sormuş ama aslında sorduğum soru şu. Şu array oluşturduk belirli bir size'da fakat herhangi bir atama yapmıyoruz. Ekrana yazdırmak istersek ne yazar ya da hata verir mi? Şöyle eğer bir array oluşturdun işte 10 tane eleman attın. İşte, sıfırıncı, birinci veya ikinci elemanları bastırmak istersen default değerlerini verir. Direkt referansı bastırırsan sana bir adresleme çıktısı verir. İşte et 1, 2, 3, 4 gibi. Zaten mizem arkadaşı da yazmış. Aynen böyle bir çıktı veriyor. Sorunun cevabını verdik. Başka bir soru yok abi. Devam edebilirsin. Tamam, süper. Evet, one dimensional buydu. Yani tek boyutu fark ettiyseniz. Bir tek boyutu bu var. Şu lazeri açalım. Tamam. Şimdi de iki boyutlular var. Bunlar burada birazcık daha böyle kafa yapısı değişmeye başlıyor. İki boyutu dediğimiz ne? Şu şekilde bunu da tanımlıyoruz. Az önce belirttiğimiz gibi ilk başta şeyleri koyuyoruz. Square bracket, köşede parantezleri koyuyoruz. Ardından karşısına yeni bir integer tipinde bir tane iki boyutlu. Bakınız iki boyut olması ne anlama geliyor? İki tane pair şeklinde square bracket olması yani eşli şekilde köşede parantez olması anlamına geliyor. Şu demek, şuradaki iki şu demek. İlki iki tane satır olacak ve bu satırların da üç tane sütunu olacak anlamına geliyor. Tamam. Peki bunu çizmek istersek nasıl bir hal alıyor bu? Şöyle ki geldin. İki tane satır olacağına göre iki tane satır koyuyorsun. Böyle yani nasıl açıklayabilirim? Üç tane sütun alırsın da üç tane sütunu koyuyorsun. Ondan sonra
Bunların indeksleri ise ne demek? Sıfırdan başlıyor indeksler. İndeksler sıfırdan başladığına göre burası A sıfırıncı satır, sıfırıncı sütunmuş gibi düşüneceğiz burada. Şuraya hemen bir yazayım eğer isterseniz. Matris gibi, aynen öyle. Şurası sıfırıncı indeks. Şurası birinci indeks. Şurası sıfırıncı indeks. Şurası birinci indeks. Şurası da ikinci indeks gibi düşünebiliriz. Yani şurası A sıfıra sıfır olmuşken ben en köşeye gitmek istersem bu kaçıncı satır oldu? Birinci indekseki satır oldu. Yani A1 oldu. Kaçıncı sütun oldu? Kaçıncı kolondaki eleman oldu? 0, 1, 2. İkinci eleman olmuş oldu diyelim. Bu da böyle. Mesela bundan sonra 3 boyutlu, 4 boyutlu da oluşturabilirsiniz. Orada da işte yine dediğim gibi köşeli parantez koya koya ilerlersiniz. Var mıdır daha kolay yolu bilmiyorum. Kullanmadım çünkü. Var mı bildiğin? Yani ben 2 boyuttan fazla kullanmadım sanırsam. Ben de kullanmadım abi. Herhalde ihtiyacımız olmadı. Ha, birkaç kez hani algoritma çözerken falan kullanmış olabiliriz de. Şu an hiç hatırlamıyorum inanın. Evet, devam edelim. Şimdi Jack Array denen bir olay var. Bu Jack Array'de bir tane array oluşturuyorsun ama array'in kolon sayısı aynı değilmiş gibi düşünün. Mesela Jack Array'i oluştururken satır sayısını vermek zorundasınız. Yani 4 tane satır olacak diyorsunuz ama sütun çok olmayacak. Yani sütun kaç tane olacak söylemiyorum diyorsunuz. Array'in farklı boyutlarda array içermesi anlamına geliyor bu. Tamam, mesela 4 tane satır oluşacak dedim. Tamam, 4 tane satır oluşturdum. Sıfırıncı satırda 3 tane sütun olacakmış gibi düşündüm bunu. Sıfırıncı satır burasıydı. Ops. Sıfırıncı satır burasıydı. Tamam. Sıfırıncı satırda 3 tane olacak. 1, 2, 3. Tamam. Birinci satırda 3 tane kolon olacak. Şurası birinci satır. 1, 2, 3. Tamam. İkinci satırda 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Üçüncü satırda 1 tane olacak. Üçüncü satır burasıydı. 1 tane de burası şeklinde oluyor. Yani klasik bizim bildiğimiz şey gibi olmuyor. Hani şöyledir ya. Hem satır sayısı hem kolon sayısı aynıdır falan filan. Bu biraz daha farklı bir yapı. Kullanım alanı neresi var diye araştırabilirsiniz isterseniz bunları. Evet. Devam ediyoruz. Yoksa eğer bir soru. Yok abi, devam edebiliriz. Tamam. Array demo. Şuraya da bakalım mı? Aa, bugün ödeviniz var ha. Hazır olun. Şimdi Array Demo ve Multidimensional Array kısmına geçeceğiz burada. Özür dilerim. Bir parlaklığı ayarlayayım. Tamam. Hangisiyle başlıyoruz? Array Demo ile başlıyoruz. Tamam. Şimdi ilk başta buradaki olay ne arkadaşlar? Onu anlatalım. Buradaki olay, bu şeyden aldığım bir kod. Oracle'ın kendi dokümanından aldığım bir kod. Array ile ilgili. Bir tane integer deklare ediyor. Integer tipinde bir array deklare ediyor. İsmine nArray veriyor. Ardından bunu memory'de, hafızada bir alan vermek için initialize ediyor. Daha sonra initialize olmuyor bu. Instantiate oluyor. Instantiate ediyor. Ondan sonra sıfırıncı elemanını initialize ediyor. Sıfırıncı elemanına 100'ü koydu. Birinci elemanına 200'ü koydu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10 tane eleman varsa ilk indeksi nedir? 0'dır. Son indeksi nedir? N-1, N eğer 10 ise 9'dur. Yani tüm elemanlarını doldurmuş oluyor burada arkadaş. Sonra burada bir boilerprint şeklinde bir tane çıktı veriyor. Şunlara bakayım, kapalı mı bunlar? Heh, tamam. Şimdi eğer ben bunu çalıştırırsam ne gibi bir çıktı çıkacak? Gidecek array'in sıfırıncı elemanını alacak hafızadan. Ve bastıracak. Array'in birinciyi alacak, dokuzuncuyu alacak, sonra bastıracak. Şöyle. Farklı yerde kalmış. Editörde bir tık yaklaştırsana abi. Şurayı mı? Aynen. Heh, gördüğünüz gibi ne yaptı bu? Hamle şeklinde 10 kez işte print etti bunun değerlerini. Sıfırıncı elemanı aldı, dokuzuncu elemanı aldı. Hepsine bastırdı. Tamam. Şimdi bunu daha kolay nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Aklınıza ne geliyor? Mesela bu da bir şey, bu da bir soru. Sadece bugüne kalmayalım. Aklınıza ne geliyor? Mesela bunu nasıl bastırabiliriz daha hızlı bir şekilde? Daha hızlı, yani daha az kod yazarak nasıl yazabiliriz? Şu shortcut'ta ne vardır mesela? Bunu sorayım. Yani bu kadar yazmak ister misiniz? Yoksa bakın her şey aynı. Sadece indeks vererek bunu halledebilir misiniz?
Abi Yakupcan direkt cevabı vermiş. For döngüsü demiş. Aynen öyle. İsterseniz farklı döngülerde kullanabilirsiniz. İşte bu da for'la döngü yaparsak da bakınız aynı değeri verecek ama 3 satırda yazmış olduk burada. Tamam. Şimdi başka ne kaldı burada? Bir de array'lerin kısa yoldan tanıtımı var. Array'lerin kısa yoldan tanıtımı da şu şekilde. Şu şundan dolayı kızıyor. Abi çok büyük oldu. Ben biraz küçülttüm. Şunları bir hemen yorum satırına alayım. Şunları bir yorum satırına aldım. Tamam. Yeni bir tane array oluşturuyoruz diye düşünüyorum mesela şu an. Az önce biz nasıl oluşturmuştuk array'i? Sıfırıncı elemanına şunu vermiştik. Birinci elemana şunu, dokuzuncu elemana şunu vermiştik. Şimdi bunun kısa yolu var. Az önce sunumda da vardı. Süslü parantez içerisinde yazarsanız sıfırıncı eleman 100, birinci eleman 200 şeklinde, son eleman da 1000 şeklinde bir tane array tanımlaması yapabiliyorsunuz. Başa biraz daha bitmen lazım. Şu kaldı şimdi. Böyle iyi. Tamam, pardon, özür dilerim. Gözükmüştür inşallah. Tamam. Her birini şey yaptınız işte, atadınız en kısa yoluna. Ardından da bastırıyorsunuz. For'la birlikte aynı sonucu sizlere veriyor. Burada başka göstereceğim bir şey var mı? Bir de for each'te mesela bunu basmışım ben. For each'te de nasıl basarız diye sorarsanız da for each'te de şu şekilde basmışım. N array'in içerisine gidiyorum. Her bir elemanına value ismini veriyorum. Int i gibi düşünün. Ondan sonra element artı value şeklinde bir çıktı alıyorum burada. Gördüğünüz gibi aynı işlem. Bu da birazcık genel tekrarmış gibi düşünebilirsiniz bu soruyu. Tamamdır. Bu soru süper. Bitti. Başka ne yapabiliriz? Multidimensional array. Evet. Geldik buraya. İlk sorum sizlere. Şurayı birazcık inceleyin. Ardından bunun big O anotasyonunda ne değere denk geldi bana söyleyin lütfen. Biraz daha zoom in yapalım. Furkan var mıdır? Cevap. Yorumlar geldikçe alacağım abi. Ben de inceliyorum. Tamam. Burada ne yapmışız? İki boyutlu bir tane array oluşturmuşuz arkadaşlar. Hı hı. Şimdi şunu şöyle de yazabilirsiniz. Böyle yazdığıma bakmayın lütfen. Şöyle de yazabilirsiniz. Ama ben daha okunaklı olması için şu şekilde yazdım. Neden böyle yazdım? Hemen onu da açıklayayım. Şurası hani damlandırıyoruz gözle, beyinde. Burası işte birinci, sıfırıncı satır. Şurası birinci satır. Şurası ikinci satırmış diyebilmek için. Şu 1, 2, 4'e de birinci kalım. Yani sıfırıncı kalım. Birinci kalım ve ikinci kalım diyebilmek için. Evet. Cevaplar gelmeye başlamış. O n demiş ama o n yanlış arkadaşlar burada. Array'in size n ise o n kare. Aynen öyle. Halil'den de o n kare gelmiş. Yakupcan'a da tepki ediyorum. Neden? Çünkü burada n kadar gidiyor. Dışarıda da bir tane n kadar gidiyor. Dışarıdaki her bir eleman için içerisi bir daha çalışıyor. O zaman burası o n kare oluyor. Diyelim. Ve şunu çalıştıralım. Mesela burada bastıracağımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Mesela sıfırdan başlıyor. 3'e gidiyor ya. Sıfırıncı satıra, yani şu birincisi satıra denk geliyor. İkincisi de sütuna denk geliyor. Gümüş gibi düşünün. Satırda sıfırıncı satırı aldı. İ eşittir sıfırken sıfırıncı satırı aldı. J eşittir sıfırken sıfıra sıfırı aldı. J eşittir birken İ'si sıfırdı. J'si bir oldu. Sıfıra bir. Sıfıra iki. Ondan sonra tekrardan döndü. Şeklinde diyebiliriz. Evet, bastıralım bir de bunu. Diba kaçtım yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi şu şekilde bastırmış oldu. Bu da two dimensional array'e bir örnek. Abi Hatice bir şey sormuş. Hı hı. Ama o 10.000 örneğinde görmezden gelmiştik. 3 olunca neden n kare oldu demiş. Bunun şeyin dediği gibi. Nerede görmüştüm? Bir saniye. Yani array'in size'ını n'miş gibi düşünelim. Hani burada şey de yapabilirdik. Şurada mesela hani 3'e 3 tanımlayabilirdik. Daha doğrusu karşı tarafta hani uzun yoldan yaparsak yine tanımlayabilirdik. Orada n'miş gibi davranacaktı bu. Peki bu şekilde ne olur diye düşünürseniz. Hmm.
Arkadaşlar şu an doğru söylüyor mesela. Evet şu an doğru söylüyorlar. Bu sabitmiş gibi davranır. Bu da sabitmiş gibi davranır. Tamam. Şöyle o zaman düzeltelim burayı. Eğer 3'ü array'in size'iymiş gibi düşünürsek, yani mesela satır size'iymiş gibi düşünürsek n olarak alıyoruz o zaman. O zaman n kare olur. Ama buradaki 3 gibi sabit alırsak yapacağı eş tek 1 olduğu için 1'miş gibi alacağız o zaman. Bunun üzerine bir daha düşünelim arkadaşlar. Burada bir sorun olabilir dediğiniz gibi. Affedersiniz burayı atlamışım. Tamam devam edelim. Bunlar GitHub'da paylaşılacak arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Hafızada array'ler. Abi bir mola mı verelim yoksa? İstersen 5 dakika mola verelim. İstersen anlatacakların tamam. Son konuyla devam edelim. Tamam. 3 dakika mola verelim abi. 3 dakika sonra gelelim hemen tekrardan. Hı-hı. Bir su içeyim okay. O sırada çünkü suyum bitti benim burada. Tamamdır. Okey abi. Yani 3 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. 3 dakika sonra yani bende 55 geçiyor şu an. 58 geçe görüşürüz. Evet dostlar tekrardan selamlar. Ses mi geliyor değil mi? Geliyor. Tamam süper. Şimdi Furkan'ın sevdiği konulardan birini anlatacağız bugün. Hafızaya giriyoruz. Hafızada array'ler nasıl tutulur? Bununla ilgili bir bilgi aktarımı yapacağız.
Bundan sonra da bir workspace açmışız. Workspace'de de işte Erase utility class'ı ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bu arada ara şey az geldi. Toplayamadım. Burada işte basit bir heap stack olayını anlatmaya çalışacağız. Şimdi umarım Furkan'ın şeyini izlemişsinizdir. Stack ve heap yayını. İşte primitive type'lar nerede tutulur? Ondan sonra primitive olmayan type'lar nerede tutulur? Şeklinde bir yayın yapmıştı. Güzel bir tool'la birlikte benim gibi çizmiyordu. Bunu da bir kaynaktan aldım. Kaynağı da aşağıya bıraktım. Şimdi primitive tipte elemanlara sahip olan bir array hafızada nasıl davranır şeklinde bir soru var burada. Bu neye eşit arkadaşlar? İşte hani int my array 4 tane elemanlı olduğuna göre şöyle düşünelim. Bir tane array tanımlıyoruz. Yine mesela burada da bir tane C type tanımlama yapmış. Int my array eşittir new int 4 şeklinde yazarsak 4 elemanlı bir array oluşturmuş oluyoruz. Ama bu nasıl hafıza tutuyor diye sorarsanız. Şimdi nasıldı normalde stack'te neler tutuyordu stack'te? Bir primitivler tutuyordu mesela int primitivler tutuluyor. Bir de non primitivlerin referansları tutuluyordu burada. Furkan'ın yayınına evdeyseniz. Tamam. Bu ne tutuyor yani? Bir array tutuyor. Array bir non primitive tiptir. Non primitive bir tip olduğu için bunun bir referansını tutuyor olacak burada. Atıyorum x 109. Öyleymiş gibi düşünebiliriz. Böyle değil ama böyleymiş gibi düşünebiliriz. X 109 bunun bir referansıymış şeklinde düşünelim. 109 da heap'te gidiyor. 109. noktadan itibaren taramaya başlıyor. Tamam. Bunun size'ının da 4 olduğunu biliyor arkadaşlar. Eğer integer'ı hani byte olarak 4 olduğunu varsayarsak da 16 tane daha ileriye gidecekmiş gibi olacak. Yani 109 artı 16 sana son selin sonunun adresini veriyor olacak. Yani 125. Buraları tekrar ederseniz anlayabilirsiniz. Şu an anlamamış olabilirsiniz. İşte şurası 103 olur. 113 olur. 117 olur. 121 olur şeklinde devam ediyor. Şimdi ne demiştik? Array continuous 100 demiştik. Yani devamlı. Ayırmıyorsun bunları. Tamam. Devamlı olduğuna göre bakın 109, 113, 117, 121, 125. Hepsi arka arkaya gidiyor. Yani bu araya gelip sen bir şey koyabilir misin? Koyamazsın. Çünkü zaten bu oda dolu. Bu oda da dolu. Bunlar zaten bitişikler. Araya yani koyabileceğim bir alan yok. Ondan dolayı buna devamlı diyoruz. Tamam. Heap'te yani ne tutuluyormuş arkadaşlar? Heap'te değerler tutuluyormuş diyebiliriz. Furkan burada ekleyeceğim bir şey var mı? Burada ekleyebileceğim tek şey abi işte başta da bahsettiğimiz şey kullanmadığımız alanlar bile bu hafıza tutulabiliyor. İşte bu dezavantajı fark etmeye başladığımız zaman başka yapılara yönelmeye başlıyoruz. Başka veri tutma yapıları. Zaten onları da ileriki haftalarda işleyeceğiz abi. Aynen öyle. Tamam dedim. Array'lerin bir dezavantajı bu. Peki yani avantajı ne olabilir abi? Bence hız olabilir. Süper süper. Bak abi ben unutmuştum. Benim sunumu hazırlarken unutmuşum. Bu çok kötü olmuş. Tamam. Şimdi array'lerin avantajı nedir? Şimdi array'ler direkt index olduğu için. Şimdi devamlı olduğuna göre indeksleri de biliyoruz. Direkt gidip o alana ulaşabiliriz. Mesela az önce buraya ne demiştik? X109 mu demiştik? X109 dedik. X113 dedik. Direkt git sıfırıncı indeksi al dediğimizde direkt pat diye buraya geliyor. Ya da direkt git ikinci elemanı al dediğimizde direkt doğrudan bu alana gidiyor. Yani doğrudan şuradan şuraya gidiyor. Mesela farklı veri tiplerinde örnek vermek gerekirse bir şey vereyim. Link listi vereyim. Link listi vermek doğru olur mu? Link list, array list. Aynen. Link liste şöyle arkadaşlar. Bunu da eğer daha önceden araştırdıysanız. Şimdi şurada şöyle kutucuğunuz olduğunu düşün. Burada node yapısı denen bir kavram giriyor link liste. Bir tarafta veri tutuyor şurada. Bir tarafta da adres tutuyor. Sadece bunu bilin. Buna node diyoruz biz. Link list dediğimiz yapıysa bu nodlardan oluşuyor. Böyle farklı farklı nodlardan oluşuyor. Ama bunlar contiguous değil. Yani hafızada arka arkaya gelmiyor bunlar. Bunun adresi bunu tutuyor. Bunun adresi de bunu tutuyor. Tamam. Peki sen bu noktaya ulaşmak istersen nasıl ulaşacaksın? Başlangıç noktasından başlayarak tek tek
böyle şeyleri dolaşarak. Tek tek bir sonraki adres neymiş? Bir sonraki adres neymiş? Aa, bunun adresiyle istenen adres doğru muymuş şeklinde dolaşacaksın ve sana bu aramalarda ciddi bir dezavantaj yaratıyor olacak. İşte bu array'lerde de bir avantaj doğrudan indeksle birlikte aradığımız değere ulaşabilmek oluyor. Burada işte tamam, hemen ben size bir şey sorayım. Doğrudan erişebiliyorsak arkadaşlar. Doğrudan erişebiliyorsak erişimdeki big O değeri nedir? Yani sen gidip ikinci indeksi almak istiyorsun. İkinci indekseki 32 değerini almak için ne yapman gerekiyor? Direkt hani o 1 midir? O n midir? Şeklinde bir soru sorayım size. Aynen. Abi ben random access var yani. Direkt mesela 5. elemana ulaşmak istediğin zaman direkt 5'e gidiyorum. Ama linkedlik gibi yapılardan hangisi bağlıysa teker teker dolaşıyor. Aynen öyle. Teker teker dolaşıyor. Bak, ben daha sormadan önce Yakupcan cevap vermiş. Array'lerin avantajı O1'de direkt eleman erişimi yapıyoruz. Aynen öyle. Neden O1? Çünkü hani istediğimiz indeksi biliyoruz. Doğrudan gidebiliyoruz. Doğrudan gittiğine göre hani listede şey demiştik ya, alışveriş listesindeki. Her zaman en üstteymiş gibi düşünün. Her zaman best case'i yakalıyor. Ama burada ne oluyor? Tek tek dolaşıyor işte. Hani en iyi durumda O1 de olabilir. ON de olabilir hani. Mesela gördüğünüz gibi link liste mesela bir farklılık oluştu burada. Diyebilirim. Mesela array'e ekleme yapamıyorsun buraya. Ama link liste bir tane daha node ekleyerek ekleyebiliyorsun. Bak mesela bu da mesela bir link listenin şeyi, kolaylığı. Ama birbirlerine mesela bunların şeyi var, fark ettiyseniz. Avantajları var, dezavantajları var. Array'in avantajı doğrudan erişimken link listinde erişimi çok kolay bir şekilde sadece adres atamasıyla bir node ekleyerek veri eklemek diyebiliriz. Peki abi, ben bir soru sorabilir miyim bu noktada? Tabii, tabii. Hani veri ekleyebiliyoruz dedik bu array'leri. Peki bir array'e ekleyebileceğimiz maksimum sayı kaçtır? Bunu hiç denedin mi mesela? Şimdi teorik olarak cevap vereyim. Size'ı negatif veremeyeceğine göre integer max'ı verebilirsin. Integer max'ı mı verebilirsin, integer max eksi 1'i mi verebilirsin? Bilmiyorum vallahi. Ne yapabiliyoruz? Integer max eksi 1 de kabul eder abi. Integer max'ı da kabul eder. Zaten ikisini teorikte ikisi de oluyor ama hani pratiğe döktüğün zaman hatayla karşılaşıyoruz. Çünkü hani bellekte bu sayıları tutabilecek bir makine bizde yok. İstersen deneyebiliriz. Deneriz, gidelim. Tamamdır. Onu birazdan deneriz. Tamamdır. Güzel. Yani şey diyorsun, teoride yapabiliyor diyorsun ama gerçekte yapamıyor. Ne hatası veriyor peki? Abi kapasite hatası veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Şimdi bakarız. Gökhan hocam gelmiş. İyi yayınlar. Ağzına sağlık. Çok güzel konu demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin abi tekrardan. Hoş geldiniz. Şimdi hafızada array'ler. Yine az öncekinin ikinci partı ama bunda array'in içerisinde referans tip tutuyoruz. Hani string of array şeklinde. String tipinde bir array tutuyoruz, düşünelim burada. My array, yani şurada başında neden yazmamış aslında? Yazsalardı güzel olabilirdi. Şunun bir string olduğunu belirtelim şurada. Tamam. Veya std. Özür dilerim. Şurada std şeklinde vermiş. Std şeklinde bir tane array olduğunu düşünelim. Tamam. Ne demiştik? İşte referansların adresleri tutuyor demiştik aynı şekilde. Burada yine bir adres tutacak burası. Eğer şunun başlangıcı tekrar atıyorum, x100 ise şurası x100'ü tutuyor. Yani burada şey örneği çok fazla verilir. Kumanda örneği çok fazla verilir. Hani şu stack area'daki şu my array bir tane kumandaymış gibi düşünün. Karşıdaki de televizyonmuş gibi. Kumandanın ucundaki infrared bu şey sinyal yayan alan şuraya gösteriyormuş gibi. Ya bizim hedefimiz burasıymış gibi düşünelim. Tamam. Bu buraya gösterdi. Ondan sonra içinde de 3 tane obje olduğunu düşünelim. Birinci obje stdRavi. İkinci obje stdRaju. Üçüncü stdRamu. Bu büyük ihtimalle Hindistan'da Hint bir kaynaktan almışım. Tamamdır. Burada başka ne söyleyebilirim? Şimdi bu bir objeyi tuttuğuna göre
Bu da kendi içinde bir referans tutuyor diyebiliriz. Neden? Çünkü biz bir obje oluşturduğumuzda ne yapıyordu? Mesela şu std obj1 eşittir new std ravi dediğimizde ne yapıyordu bu? Aynı şekilde gidiyordu. Bunun bir referansını alıyordu. Bu referansı da şunu alıyordu. Yani bunun için de bir tane referans olacak. X500 diyelim. X500 de bunu göstererek diyelim. Hepsinde aynı şekilde birbirlerini gösterecekler. Furkan, bu referans da şeyde kalıyor, değil mi? MyArray hani heap'te gösteriyor ya bir alan. Heap'in içindeki o cell dediğimiz alanın içerisine yazılıyor X500 diye. Evet, benim bildiğim böyle. Ona ulaşmak için stack'teki MyArray'e ulaşıyorsun. Onun referansından MyArray'e objenin referansına, oradan da ulaşıyorsun. objeye. Yani şöyle bir dolaşma oluyor o zaman. Şu şekilde bir dolaşma oluyor. Tamam, süper. Evet arkadaşlar, bu da işte primitif tip olmayanların nasıl hafıza tuttuğu ile ilgili bir örnekti. Bir örnek yapacağız burada. Ace Workspace diye. Tamam. Şimdi burada birkaç tane şey var. Birkaç tane bastırma örneği yapmışım sanırsam. Az önceki gibi. Bir de Erase klasının, Erase bir utility klasıdır arkadaşlar. Yani işimizi kolaylaştıran bir klasıdır. Erase klasından fonksiyonları kullanarak bir şekilde bir şeyler yapmışız. Mesela şimdi bu birinci satırda ne yapmışız? 10 elemanlı bir tane array'i nArray isminde bir tane değişken atamışız. Ardından arrays.copy of şeklinde bir tane fonksiyonu çağırmışız. Bakın arrays bir class'tı. Class'ın içerisinden fonksiyonu çağırıyoruz. Tamam. Mesela bu ne yapıyormuş arkadaşlar? Hemen şuraya bakarsak. Tamam. İlk başta bir orijinal array'i alıyormuş. nArray'i alıyor. Ondan sonra length alıyor. Tamam. Peki bu fonksiyon ne yapıyormuş diye bakarsak 4 tane elemanı alıp referans edilen noktaya kopyalıyormuş. Yani 4 tane eleman alacak buradan. Tamam. Hemen şuradan bir şey yapalım. Bakalım. Doğru bir şekilde çalışmış mı kodumuz? Ops. Tamam. Şimdi bizim array'imiz neydi ilk başta? Ekran gözüküyor değil mi bu arada? Gözüküyor, gözüküyor. Tamam. Bizim gerçek orijinal array'imiz neydi? 10 tane eleman içeren bir nArray isminde bir tane array'di. Bir de bunun kopyasını aldık. Şimdi arrays klasından copy of fonksiyonunu kullanarak 4 tane şu nArray'in baştaki 4 elemanını al şeklinde bir fonksiyonu çağırıyoruz burada. Oops. Ondan sonra da bunu klasik bir limit for ile beraber basıyoruz arkadaşlar. Bu mesela bir fonksiyon. Arrays klasından kullanılabilen, işimizi oldukça kolaylaştıran bir fonksiyon. Mesela burada şey yapabiliriz. Copy işlemi mesela normalde nasıl yapılır? Bir tane İki tane kovanız vardır mesela. Bu da klasik bir örnek. İki tane kovanız var. İkisinin içerisinde farklı renkte sıvılar var. Bu kovaları değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Üçüncü kovaya ihtiyacınız var. Birini birine döküyorsun. Öbürünü öbürüne, öbürünü öbürüne şeklinde. Temporary bir alan oluşturuyorsun. İşte burada arkada bu işi yapıyor arkadaş. Diyelim. Bunun peki farklı nasıl bastırabiliriz? Şeklinde bir soru sorarsak. Mesela stream konusu var. Stream konusunu sanırım Taner abi anlatacak. Array'sinin içerisinde stream fonksiyonu çağırıyoruz. O da bir tip gibi. Array'i stream'e çeviriyoruz. Ondan sonra stream'in içerisinde for each atıyoruz mesela burada arkadaşlar. Bu da farklı bir bastırma yöntemi. Hemen bir bastıralım çalışsın. Detaylara ilerleyen haftalarda girilecek ama eğer kanalda mesela şeyleri izlediyseniz Spring eğitimlerinin yani bu streamlerin oldukça kullanıldığı eğitimleri eğer izlediyseniz ne kadar işe yaradığını mutlaka görmüşsünüzdür. İşte stream'in birçok farklı fonksiyonu var. Şu şekilde mapleme yapabiliyorsunuz, filtreleme yapıyorsunuz falan da filan da. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi bu neymiş hemen bakalım. Şimdi burada ne yapmışız? Burada bir range'e göre kopyalama yapmışız. Range dediğimiz nedir? Range dediğimiz başlangıç noktası vardır. Bitiş noktası vardır. Bu araya range deriz. Tamam. Hemen fonksiyonun ne yaptığına burada bakarsak yanlış hatırlamıyorsam
5 exclusive, 6 inclusive olması lazımdı. Hemen bakalım. Aynen. To dediği yani üçüncü parametre dahil olmuyormuş. İkinci parametre dahil oluyormuş. Umarım bir doğru anlamışımdır. Hemen şunu bir tekrardan bir çalıştırırsak. Ne yapacak yani şu an? Sadece 5. değeri alacak. Veya ben karışıyorum. Sadece 6. değeri alacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı 6. değeri aldı. Tamamdır. O zaman tam tersi. Burada gidiyor 6. değeri alıyor. Ondan sonra da bunu bastırıyor. İsterseniz mesela şurayı değiştirerek şey yapabilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz. İşte arkadaşlar ben niye bunları gösteriyorum? Şeyden dolayı hani erase'de bir tane class var. İşimizi kolaylaştırıyor. Bu kadar. Bakın mesela 6, 7, 8. değerleri aldı. Aynen 5 dahil yani 5.si dahil değilmiş demek ki 8.si dahilmiş. Yani 5'i dahil olmadığına göre 6. 7. ve 8. aldı. Ondan sonra da ekrana bastırıyor. Bir de erase'in içerisinde fill diye bir tane metot var. Fill de doldurmayı sağlıyor. Yani Türkçe çevirisi doldurmak. Bunu ne diye çevirebiliriz? An array ismindeki yani bu fill'in içine atanan orijinal array'in içini sağda verilen value değerini ile değeri ile dolduruyor. Yani her biri 10 olacak şeklinde bekliyoruz burada. Hemen bir çalışırsak bakalım neler yapıyor. Bakınız. Neydi? 10 tane elemanımız vardı. Bizim orijinalini de hemen şurada bastıralım mı? Hemen şurada bir orijinali de bastırırsak. Ah, orijinal olmayacak bu. Orijinal nerede? Burada. Tamam. Eğer orijinali bastırırsak bakın 100, 200, 300, 400, 500, 1000 şeklinde gidiyorken her birini şu aşağıda array sınıfından kullandığımız fonksiyon sayesinde her birini 10 ile doldurmuş oluyoruz. Eğer array klasını kullanmamış olsaydık array'in şu orijinal an array'in içerisine girip her bir elemanını mesela şu değere atamamız gerekiyordu. Bu da işimizi kolaylaştıran bir diğer metot diyelim. Başka bir şey var mıdır? Mustafa Aladağ demiş ki hocam stream dediğiniz nedir açıklayabilir misiniz? Abi o biz stream dediğimiz yapılara zaten ileriki haftalarda gireceğiz. Yani temel olarak şunu diyebiliriz. Java 8'di galiba. Evet, Java 8 ile beraber geldi. Collection nesneleri işlemek için kullandığımız sınıflar ki bizim çok işimize yarayacaklar. Zaten başlarında dediği gibi kanaldaki Spring yayınları izlediyseniz orada zaten bolca kullanıyoruz ihtiyacımız olan yerlerde. Zaten ileriki haftalarda tekrar bu konuya değineceğiz. Aynen öyle. Şu an açıklayamam açıkçası. Yani çünkü o kadar detaylı ben de bilmiyorum. Ama öğreneceğiz diyelim. Yani işimizi kolaylaştıran bir class oluyor sanırsam. Class'a çeviriyor. Tamamdır. Bunu da hallettik abi. Şimdi burada birkaç tane faydalı link attım. Koydum. Şöyle bir şey alırsak. Neredeydi? Arkadaşlar şimdi code yapacağız. Bir tane şey koydum arkadaşlar. Oracle'ın dokunu gösteren. Erase class ile ilgili. Burada birçok metot var. İşte binary search yaptırıyor. Compare ediyor işte iki değeri. Ardından niye donuyor? Mismatch, parallel sort falan filan. Sort, splitter, stream şeklinde, toString şeklinde belli başlı fonksiyonlar var arkadaşlar. Bu fonksiyonların içine girdiğiniz zaman da işte neye yaradığını, nasıl implement edildiği ile ilgili belli başlı notlar var. Bunları da JavaDoc denilen bir şekilde yapıyorlar. JavaDoc denilen bir yorumlama sistemiyle dokümanta haline getiriyorlar. Bir önceki yayında sanırım bahsedilmişti. Bahsedilmiş miydi Furkan? Şöyle oluyor yok arkadaşlar. Yok abi bizim baş kaynağımız burası. Biz her şeyi buradan bakarak size söylüyoruz. Aynen. Dokümantasyon bizim baş kaynağımız. Ben şeyi sorayım. Hani JavaDoc'tan bahsedelim şeklinde. JavaDoc arkadaşlar kısa yoldan şöyle tanımlanıyor. Mesela bir örnek yapalım burada. Mesela bu fonksiyonun parametresi argstr ve bunun ne işe yaradığını buraya eğer yazarsanız mesela takes argument from gemed tarzında bir şey yazarsanız bu arka tarafta gidiyor. İşte şuradaki açıklamaya geliyor tarzında. Veya eğer bir return type veren bir fonksiyonunuz varsa şurada işte return
olması lazım veya başta return olmayabilir. Return XYZ şeklinde, XYZ'nin ne olduğunu açıklayan bir dokümantasyon oluyor arkadaşlar bu. Mesela şu arrays klasına gittiğinizde bakın burada çok fazla yeşil alan var. Mesela bu sort işleminin ne yaptığını anlamak istiyorsanız buraya geliyorsunuz, okuyorsunuz en basitinden. Mesela A şeklinde bir tane integer array alıyormuş. Parametre A, yani şu, the array to be sorted. Sort edilecek, yani sıralanacak olan array'in A olduğunu bize söylüyor burada. Burada işte dediğim gibi genel geçer açıklamaları bulunmakta. Bakınız mesela burada throws işlemi var. Throws neydi? Bir hata, bir exception fırlatabileceği anlamına geliyor. Illegal argument exception fırlatabileceğini bizlere burada bildiriyor. Şeklinde bir dokümantasyon diyelim. Ve kalıta geçelim abi. Çok konuştum. Aa, dur şunları da göstereyim. Şunları da göstereyim. Sağlık abi. Eyvallah. Şunları da göstereyim. Şu bir diğer çalışma kaynağı olabilir arkadaşlar. LeetCode denilen bir tane site var. HackerRank gibi ama daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Soruları da çok güzel. Nereden dolayı mı acaba böyle bir sorun oluyor? Bakın mesela burada dolu dolu array ile ilgili sorular var arkadaşlar. Kaç tane soru varmış? Yani binlerce soru var herhalde. Yani işte easy'den başlıyor, medium, ondan sonra hard'a kadar gidiyor. Bunları çözebilirsiniz. Eğer şeyde çok var, Discord kanalında çok fazla soruluyordu. Hani nerelerden çalışabilirim diye. LeetCode bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda konu anlatımı da yapıyorlar burada. Güzel bir şekilde. Burayı da kullanabilirsiniz. Burada benim bir şeyim, bir kitap sayfam. Bunda işte benim LeetCode'da yaptığım çözümlerde, inanın şu an hiçbirini hatırlamıyorum nasıl yaptım, iyi kod mu yazdım, kötü kod mu yazdım. Ama mesela Java.doc'a uymaya çalıştım, onu hatırlıyorum. Bunlara bakabilirsiniz eğer isterseniz. Çok da bitirmemiştim zaten bunları ben sanırsam. Array'lerin mesela bir kısmına girmişim. Link listlere girmişim. Q'lara falan filan diyelim. Evet. Bir ödeviniz var arkadaşlar. Şöyle ki eğer bilgisayar mühendisliği okuyorsanız veya yazılım mühendisliği mutlaka karşılaşmışsınızdır. Matrix çarpımı denilen bir olay var. Bu da sizin array'lerin daha iyi kullanabilmeniz için yararlı bir çözüm olacak diyeyim nasıl söylenirse. Yani güzel bir örnek olacak. Böyle bir çözüm yapmanızı istiyorum. Matrix 1'i alacaksınız, Matrix 2'yi alacaksınız. Ardından bu ikisini çarpacaksınız ve sonucu ekrana göstereceksiniz. Eğer GitHub repository'nizde paylaşırsanız Discord kanalımızda da cevaplarınızı bekliyoruz. Oraya sabitleriz. Tüm arkadaşlarımız görür en azından diyelim ve kalıta başlayalım. Kalıta attın mı abi? Ben kaot chat kısmına attım abi. Tamam, süper. O adrese girerek ekrandaki pini yazacaksınız arkadaşlar. Sen aç abi ekranı. Açıyorum. Bu kaot aşamasına gelince yayın izleyicileri bir tık artıyor abi ya. Artıyor mu? Bekleyelim mi biraz? İstersen bekleyelim. Ama sen yine aç ekrandaki arkadaşlar pinleri girsinler. Aynen. Fazla tutuyorum. 3 saat buçuk oldu. Oo, bayağı ilerlemiş. 11'de bitiririz diyorduk. (45:01) atıyorum hemen bunu. Bu arada sanki yorumlar falan azaldı son zamanlarda. Fatih bu arada eğer isminle girersen bir hediye gibi bir şey olursa kim olduğunu anlayabiliriz. Ondan dolayı bir isminle girmeni öneririm. Hediye ne oldu ya? Bir hediye konuşuyordu bir arada. Çağrı abi burada mı acaba? Evet, 10 kişi. Java C. Nur, Halil, Mustafa, Musa, Selam, Yakup, Şan, Fatih.
Başar benden şey istiyorlardı. Spring yayını yapmamı istiyorlardı arkadaşlar. Belki önümüzdeki hafta için yapabilirim. Bunu istersen abi Discord'da konuşalım. Şey odak kaymasın şimdi. Hı-hı. Ama eğer öyle güzel bir yayın yaparsan da güzel olur, katılırım ben de. Bir duyuru geçersin bizlere. Evet abi, büyük ihtimalle Discord'da olur. Yine daha tanıdığın Discord'da haber vermiş olurum. Aynen. Çağrı abiden çikolata alacaktım ama. Evet, var mı arkadaşlar katılan? 13 olduk. Bilerek mi tutuyorsun? ben kaldırıyorum, sen açıyorsun. O zaman biz de mesaj verelim. Biz de istiyoruz Çağrı abi buradan. Selam olsun. Evet, pardon. Patlak'ın maaşları azaldı. Arkadaşlar bu arada maaş gibi bir şey yok. Hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz. Bunu da söyleyelim, belirtelim. Hatta bir front-end developer arkadaş arıyoruz. Eğer ilgisi olan varsa kanalımıza bekleriz. Bizlerle iletişime geçsin. Aynen öyle. Başlayalım mı? Ne dersin? Başlayalım. Her şey toplandı. 10 saniye daha veriyorum. Çünkü 15 kişi izliyor şu anda yayını. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Raylar Big 10 anotasyonu. Bugün 28 Ekim 2021. Şu işi yap. İşin bitince şu işi yap. Ne anlama gelir? Bu Big O için konuşulursa. Big O anotasyonu için konuşulursa. Kırmızı topla, mavi çarp, sarı constant düşür, yeşilse böl. Şeklinde. Evet. Evet, topla, çoğunluk topla demiş. Şimdi şu işi yap, işin bitince şu işi yap. Bunu şey gibi düşün arkadaşlar. İki tane for vardı mesela bizim örneğimizde. Birinci for bittikten sonra ikinci for aşağıda başlıyordu. Yani ne olmuş mesela, o n artı n'den o 2 n olmuştu. Sonradan constant'ı düşürmüştük. Ama buradaki olay o n'le oradaki o n'le aşağıdaki o n'in toplanması diyelim. Devam. Kim oynuyorsa çıksın lütfen. Birinciliği bırakın. Devam. Şu işi her biri için yap. Kırmızı topla, mavi çarp, sarı çıkar, yeşil aynı. Bunda da nasıl bir örnek vermiştik? For içinde for vardı. Mesela for'un içerisindeki bir değer için diğer tüm değerleri kullan. Tarzında bir şey söylemiştik. Of, süper. Harikasınız. 12'de 12. Java C'ye çıktı. Hadi C'ye sönmez. İkinci. Array content'i. Hafızada contiguous. Yani devamlı tutulmaz. Çok tuzak bir soru abi. Sana cevabı ekranda. Cevap ekranda arkadaşlar. Evet, iki kişi sanıyorum ki tuzağa düşmüş. Contiguous, yani devamlı bir şekilde tutuluyor hafızada. Sorudaysa tutulmaz. Maz demiş. Maz dediği için yanlış şeklinde bir cevap geldi. Hatice Sönmez 3 cevaplık seri yaptı. Pap takım Hatice Sönmez, Yakupcan, Fatih, Java C. Array referansı nerede tutulur? Kırmızı stack, mavi heap, sarı long term search, yeşil SSD. SSD de bir tür hard disk denilebilir. HDD gibi ama elektronik olanı diyelim.
Evet. Güzel, temiz. Referans arşitekte tutuluyor. İçerik ise heap'te tutuluyor. Peki burada aklıma şey geldi. Array içi array'de. Mesela stack'te bir tane array tutuyorsun. Gerçek ana array tutuyorsun. Heap'te ise yine bir array tutuyorsun. O zaman referans ne olur mesela? Referans acaba heap'te olur mu? Buna bir düşünmemiz gerekiyor. Var mı fikrin? Abi o objelerdeki gibi bir olay olabilir mi? Hani bir obje Benim yaratarak gömlek göstermiştir. de aklıma o geldi. Onun için bir duraksadım. Yani şu obje yerine bir array konulursa heap'te de tutulur mu? Bunu bir araştırmamız gerekiyor. Hani bu da şey değil, hani hemen pat diye cevap verilebilecek bir şey değil. Evet, Çünkü evet, hani evet. GVM'in o arkitekliğini de araştırmak lazım, bakmak lazım, nasıl, nerede tutuluyor vesaire. Aynen. Biz yine döneriz bunu araştırdıktan sonra. Aynen. Devam edelim. O yüzden iki kişiye belki bu şekilde düşünmüşlerdir diyerek devam edelim. Paf takım kim ya? Paf takım çıksın. Abi bizden biri değil de büyük ihtimal, çünkü bizden şu an yayında değiller. Değiller mi? Meşguller. Ha, Aynen. tamam yani. Arkadaşlardan birisidir. Eğer bizden birisi çıksın. Çünkü diğer arkadaşları da görelim. İki kat puan. Jack Array nedir? Hadi bakalım. Kırmızı iki boyutlu array, mavi tek boyutlu array. Sarı array'in farklı boyutlarda array içermesi, yeşil böyle bir şey olamaz. Evet. Evet arkadaşlar, Jack Array dediğimiz yapı şuydu. Şurada hemen bir gösterirsek buydu Jack Array. Farklı kalem sayısına sahip array'ler oluşturmaktı. Tamam, iki boyutlu array diyemeyiz o yüzden. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. Buna da bakalım. Böyle düşününce bir şey oldu. Tamam, devam edelim. Ama asıl aktarılmak istenen terim bu yani. Array'in farklı boyutlarda array içermesi diyelim. Şimdi Hatice Sönmez birinci diye geldi. Yakupcan, Fatih, Javacı ve de Halil. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Yakupcan 5 cevaplık seri yapmış. 5'te 5. Süper. Tamam. 2 kat puan. Son 2 soru. Runtime kompleksitesi nedir? Büyük ihtimalle burada bir resim koymuştum. Aynen öyle. Aa, çok az bir süre vermiş. Ama bu sunumda olan bir örnekti. Bunun runtime kompleksitesi nedir? Arkadaşlar acaba biz süreyi mi az verdik? Şu an ben onu düşünüyorum. Hani çok az cevap geldi çünkü. Sanıyorum ki süreyi çok az verdik abi. Bak onu dikkat edemedik. 20 saniye vermişiz bunları. Bir delay'den dolayı böyle az cevap gelmiş olabilir. O en kare arkadaşlar. Orada bir tane constant olayı vardı. Hani 1000, 100 bin miydi? 10 bin miydi? 10 bin, 10 bine kadar gidiyordu. Ondan dolayı en kare oluyor diyelim. Halil Ülker, süre yetmedi bende. Evet abi şu an fark ettim ben de. Sorulara bakalım en azından. Öyle bir şeyimiz olsun. O n çarpı m olmalı. Şu değil miydi koydum? Yanlış mı hatırlıyorum? Ben bunu koymuştum. N çarpı m olmalı. Eğer bunu koyduysam abi n çarpı m haklısın Yakupcan. Doğrudur. Bakarız en sonunda tekrardan. Son soru. Arkadaşlar isterseniz çarpı 2 alın. Çünkü çarpı 2 de sanırım o senkronizasyon sorunu çözülüyor. Oradan belki bir hızlanabiliriz. Basıyorum şimdi. Bu da çarpı 2. Yine runtime complexity'yi alıyoruz. X büyüktür sıfırsa o bir. Else if x küçüktür sıfırsa içeride o log n'lik bir kod varmış gibi düşünelim. O n kare. Kırmızı o bir. Mavi o log n artı n kare. Sarı o bir artı log n artı n kare. Yeşil o n kare. Valla benim okumama süre yetmedi. O yüzden eğer yapamazsanız hak veririm. Ama burada olayı düşünelim. Olay neydi? En dominant olanı seçmekti. Onun için böyle bir o en kare cevabıyla karşı karşıya geliyoruz.
diyelim. Şimdi birazcık podyuma bakalım. Yakupcan 3. oldu. Cevace 7-7. Ve Hatice Sönmez 7-7. Abiden bir yorum gelmiş. Çağrı Altuğ abiden. Diye belirtilemez. Enkara diye çevrilir. Abi burada ben şöyle bir şey sana göstereyim. Şu konuda yorumun ne olur? Çünkü kitapta ben de şöyle görmüştüm. Peki senin dediğin gibi en artı m'de bir şey yapılabilir mi abi? Hani en burada iki en yok bunu alamayız ki ama. Arkadaşlar sanırım orada bir karışıklık oldu. Buna bir tekrardan bakalım. Belki bir yanlışlık olmuştur orada. Farabi endir dedi bunun için sanırım. Ama kitapta ben öyle değildi diye hatırlıyorum. Neyse tekrardan bakarız. Belki de Çağrı abi doğrudur. Ben yanlışımdır. Arkadaşlar bakarız. Böyleydi bugünkü yayın. Sunumun sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Eğer varsa soru için buna bir sorularınızı alalım arkadaşlar. Var mı soru abi? Soru yok. Çağrı abi m artı n eşittir n'dir demiş. Senin aklına yediğim bir şey takıldıysa istersen tekrar Çağrı abiye sorarız. Aynen Çağrı abiye tekrardan sorarız. Şu şeye bir bakalım. Yakupcan istemişti sanırsam. Buna nasıl bakılıyor? Şöyle şuradan gitsek. Şuradan gitsek. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Var mı bu arada bir soru? Soru yok. Sen bakana kadar haftaya neler yapacağımızdan bahsedelim. Aynen Salı süper günü olur. arkadaşlar final artık final'a giriş yapıyoruz. Final nedir, ne değildir? Nasıl kullanılır? İşte metotların final olması, variable'ların final olması, işte gelinen parametrelerin final olması gibi konular üzerinde duracağız. Bunlar hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Haftaya da yine bu hafta gibi önemli bir konu var. Onu söyleyelim. Furkan şu şeye nasıl gidiyor biliyor musunuz resme? Kaut'taki mi? Aynen. Şeyi düzenlesek. Şeyde Aa. library kısmında olması lazım. Kütüphane kısmında mı? Kütüphane. Aynen. Aynen. Mesela Tamam. Sanırım aynen. Burada olması lazım. Tamam. Bakalım burada. Şimdi Çağrı abi de buradaysa array A eğer n boyundaysa array B n boyundaysa içeriye bakarsak şu alan O1 verir. Çünkü sabit bir alan. Yani constant burası. Array B'ninki m verir. Dışarıdaki array A'da n verir. Bu durumda n çarpı m olur diyorum ben. Ama Çağrı abi n kare diyor. Belki benim bilmediğim bir şey vardır burada. Evet. Bilemedim arkadaşlar ben bunu. Buna bir tekrardan bakalım eğer isterseniz. Tekrardan bir şeye Discord üzerinden konuşuruz. Diyelim. Var mıdır abi başka bir şey? Arkadaş da demiş ki Çağrı abi haklı, ikisi de sonsuza kadar gider. Büyük karşılaştırılması yapılamaz. M ve N arasında küçüklük büyüklük ilişkisi kurulamaz. Ben de işte ondan dolayı N çarpı M dedim ama sanırsam N kare olarak alıyoruz o zaman bu durumda. Tamamdır arkadaşlar buna bakarız o zaman. Discord kanalında isterseniz gelin birazcık orada konuşalım. Çünkü yayın bitmek üzere şu anda.
Var mıdır abi başka yorumlar? Başka yorum yok abi. Herkesin ağzına yüreğine sağlık. Gelip izlediğiniz bizleri. Senin de ağzına sağlık abi. Çok güzel bir yayın oldu. Hani benim Teşekkür de ederim. ilk defa hani bir konuyu bilmeyip gelip dinlediğim bir yayın oldu. Çok da güzel anlattın. Teşekkür ederim. Tekrardan Umarım ağzına sağlık. faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu sorting ve searching algoritmaları da normalde bugün olması gerekiyor. Array'lerin hemen üzerine, Big O'nun hemen üzerine. Ama onlar büyük ihtimalle sonraki haftalarda olacak arkadaşlar. Bunu da bilgisine geçelim. Ve iyi geceler diyelim. İyi geceler, görüşmek üzere.